10 yıldır bu programdaki kişiler, olaylar ve yaşananlar tamamen gerçektir. Ben seninle artık ayrı yönlere gitmek istemiyorum. Benimle evlenebilirsin. Evlilik yolunda çok büyük bir adım daha atıyorlar. Ne zaman nişanlanacaklar? Bahar'la Mesut'tan bomba açıklama. Şimdi Esra Erol'da. Seninle başım dertte. Ne yapsam bilmiyorum. O gün Gül Şafak, ben Serhat'a aşığım dedi mi demedim. Ne? Pamuk her şeyi itiraf etti. Görmedi, ya söyle arkadaş. Gitsin ya, zaten kalmış orada söyle 10 gün. Git. Gül Şafak reddetti. Ben burada kaç kere ağladım yani, hepsi Serhat'a gitsin o zaman. Yaşananların ardından Alihan'ın Gül Şafak'a cevabı ne olacak? Serhat'tan hoşlanıyor. Şimdi Esra Erol'da. Fanlarından Mustafa ile Ceyda'ya büyük sürpriz. Gördüklerinize inanamayacaksınız. Şimdi Esra Erol'da. Zöhre canlı yayında Caner'e hangi notu verdi? O notta ne yazıyordu? Şimdi Esra Erol'da. Serhat'ın annesinden gelin adayı Şirin'e sürpriz hediye. Serhat'ın annesi canlı yayında. Şimdi Esra Erol'da. Yüzleşmek için son kez aşk kafeye gittiler. Hanımefendi, size de sormayacağım nasıl konuşacağımı. Ya zaten yok, ben bununla bir daha aynı karar veriyorum. Canlı yayın bitti. Tarık'ın annesinin hangi hareketi ortalığı karıştırdı? Ben ne yaptım ki? Ben anne dedim, anneciğim dedim. Bir de anneciğim çıktı ağzına. Tarık'la Pamuk'ta büyük şok. Şimdi Esra Erol'da. Ben Sevgi. Doğuştan görme engelli. Engeller ona hiçbir zaman engel olamadı. Tek başına dimdik durdu. Ayakta hep dik, dağ gibi, yılmadan, yıkılmadan duran Sevgi. Tek başına tüm zorluklarla savaş verdi. Makyajını yapan, saçını boyatan, biz normaliz, sen eksik diyen insanların koyduğu engeller acıtsa da canını, hayata inadına gülümseyen Sevgi. Hayat hikayesiyle herkesi kendine hayran bırakacak olan görme engelli Sevgi'nin Esra Erol'dan tek bir isteği var. Şimdi Esra Erol'da. Hadi abicim ya. Seni bekleyeceğim. Buraları atacaksınız değil mi? Şu anda kayıtta bak. Ben mükemmeldim. Ben mükemmeldim. Ali Bey size nerede evlilik teklifi etti? Etmedi. Florida bir restoranda. Kebabı getirdikleri zaman, açtığı zaman içinden yüzü çıktı. O zaman evlilik teklif ettim. Etmedi. Yandık ha şimdi. Esra da yani biliyorsa bunu. Tuzak sorular soruyorlar. Uyumlu bir çift miyiz? Şimdi Esra Erol'da. Hey kız, 17'li kız, gözleri yıldız yıldız. Gel otur çakıllara, seninle konuşacağız. Eğer baban vermezse dallara kaçacağız. Yedi renk martı gibi göklere uçacağız. Hep fulim. Yer uçurur ağları, oy farozdan faroza. Kaçamayan kızları kuruturlar çiroza. Sevdalığın uşak olsam, belinle kuşak olsam. Okşarken yana uri, gülden yumuşak olsam. Hep uri.
bakma bana öyle. İçime akıyor kara gözlerim. Ne hisset ne de söyle. Canımı yakıyor veda sözlerim. Yanarım yanarım aşk ile yanarım. Kurbanım yoluna. Aleni aleni yar kırdı kalemi. Çıkamam yarına. Alnıma yazdı kader silemedim. Ağladım ağladım hiç gülemedim. Kimseye söylemedim diyemedim. Aşk diye çektim. Ah felek hep inadın bana mı dur. Herkese akta bize kara mı dur. Aşk acıdan sızıdan yana mı dur. Anla ne ettin. Hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, hem ATV ekranlarından sizlere hoş geldiniz. Merhabalar. ATV. Ay hanımefendi çizgimden de bir anda çıkıverdim. Ay biraz önceki an ben yapmadım değil mi? Hoş geldiniz ekranlarınızın başına. Güzel ve keyifli bir yayın olması dileğiyle. Ve sevgili seyirciler bugünü saymazsak son kaç? 8. Hay sizi. Komşu kızını zapt eyle. Lay 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 lay. Bizim olan aşıktır. Diloy diloy. Hadi bir daha. Ay akşamdan ışıktır. Lay 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 lay. Yıkım çimşir kaşıktır. Diloy diloy lay lay. Komşu kızını zapt eyle. Lay 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 lay. Bizim olan aşıktır. Diloy diloy lay lay. Şu anda böyle bateni görevini yapan tüm Mehmetçiklere de selam olsun. Hele onların yollarını gözleyen sevdiklerine, annelerine, babalarına, kardeşlerine de öpücükler gönderiyorum. Evde anan bacın yarim yüzüne hasret. Gel tezkere, gel tezkere bitsin bu gurbet. Yolunu gözleyen yarim yüzüne hasret. Olması dileğiyle ekran başında bizi izleyen herkese bir selam gönderdik. Bir de şu anda Instagram'dan canlı yayın mı yapıyorsun Cüneyt? Kendi sayfandan mı? Kimin? Facebook sayfasım bu. Hangisi o? Hangisi Yağmur? Esra Erol. Tutuşturdular elime, ben de yapıyorum burada. Ya belki yanlış bir şey yaptırıyorlar. İnsan sorgulamaz mı ya? Yok, Yağmur'a güveniyorum o konuda. Ha? Yağmur'a güveniyorum. Yağmur'a güveniyorsun. Evet. Ya düşünsenize sadece... şu anda hem ATV ekranlarında canlı yayındayım hem de Facebook'ta Pınar abla Mamur Cim ayın biri. Pınar mesaj attın bana hayatım.
Esra abla oley demiş Deniz Ünlü. Kimse de gelmemiş ya. Şimdi ben bunu bilmiyorum. Kaç kişi izliyor Yağmur bizi? Şu anda rakam artıyor. Kaç? Yakından hani babalar göremezler ya. Bak bakayım kaç kişi izliyor? Ha? 10.700. Ben şu an 10.700 kişiye mi yapıyorum? Ekranda milyonlar izliyor. Öpüyorum hepinizi. 9.000, 13.000. Şu anda 13.000 kişi oldu. Hepinizi öpüyorum. Sevgiler gönder. Ay kalpler, böcekler geliyorlar. Instagram'da da biliyorsunuz ki sosyal medya hesaplarımıza yayınla beraber canlı yayın yapılıyor. Herkese de selam olsun. Keyifli ve huzurlu bir yayın olması dileğiyle. Eda o bakışını hiç unutmayacağım. Görmüyor babam gibi. Nasılsın Fatih? Allah razı olsun. İyiyim Esra ablacığım. Artvinliydin değil mi? Evet. Artvin'de yaşıyorsun. Evlendiğin zaman da Artvin'de devam. Artvin'de de evim var, Bursa'da da evim var. Havaya gel. Artvin'de de evim var, orada da evim var. Ben sana evim var mı diye sormadım ki. Ne diyeyim? Yani evlendiğin zaman Artvin'de mi yaşayacaksın dedim. Bursa'da yaşarım. Annem Bursa'da ya. Annem Bursa'da. Anacığının evet. Dizinin dibinde. Eyvallah. İnegöl Yenice'de. Fatih'in talibi Firuze gelecek ama öncesinde Sevinç Hanım ve Birol Bey kararlarını açıklamak üzere geliyorlar. Sizi tanıştıralı ve görüşleri bir hafta oldu mu? Yok, bugün 5. günümüz. Bugün 5. günümüz. Pazartesi evet. Günü tanıştınız. Evet. Perşembe tanıştık Esra Hanım. Evet. Cuma... Ay pardon, ben bir anda şeye gittim. Bugün Perşembe günü burada gibi karşılaştık. Cuma, cumartesi, en son cumartesi olay bitmişti zaten. Evet, ailemle görüştüreceğim demiştiniz. Ama durum pek iç açıcı gibi değil. Evet, ben biliyorsunuz o gün de çok ümitvari yola çıktım. Evet. Aslında ilk karşılaştığımız akşam iki büyük sorun vardı. Ama her ilişkide sorun olacaktır. Bunu tabii biliyorum. Ki. Böyle yola çıkıyorum zaten. Önemli olan çözümleri bulabilmek. Bunlardan bir tanesi benim, özür dilerim, belli bir seviyede Almanca bilebilmemdi. Avusturya'ya gidebilmem için. Birol Bey'in de o söylemek istemediğimiz tek bir kötü alışkanlığı vardı. O da onu bırakmak karşılığında. Evet. Böyle bir özveride bulunacaktık. Ben Almanca öğrenecektim. O da onu bırakacaktı. Ve onun doğrultusunda cuma günü dedik ki yola devam ediyoruz. Sonrasında ailesiyle tanışmak için yola çıktık. Buradan kardeşi Yasemin Hanım'a ve ailesine cumartesi günü bana gösterdikleri ilgi ve alaka için gerçekten teşekkür ediyorum. Doğayı buradan öpüyorum. 4 yaşında bir kızı var Yasemin Hanım'ın. O gün orada aslında ama olması gereken Birol Bey kendisi de biliyor. Onu Birol üzmek Bey istemiyorum ama mutsuzsunuz. Gibi. Gibi. Orada olması gereken Birol şöyle Bey. Şöyle söyleyeyim. Sevinç abla, buyurun, şartları zorladı mı? Biraz. Biraz zorladı. Siz şartları zorladınız mı? Birol Bey şartları zorladı mı? Zorlayamayacağına inandığım için olumsuz kararı verdim. Hatta o gün kız kardeşin evinde ve ailesinin önünde gerekçemi söyledim. Hak verdiler. Çünkü o gün orada olması gereken en önemli kişi bana göre Birol Bey'in annesiydi. Ben onu bakın iki tane sorun var dedim. Üçüncü sorunu söylemedim. Aslında ben Birol Bey'le yola devam etseydim annesiyle birlikte yaşamayı kabul etmiştim. Ayrılık yani. Maalesef. Hayırlısı olsun. Alkışlarla ölüyoruz. Sevinç Hanım ve Birol Bey yollarına ayrı devam ediyorlar. Üzülme senle gün olur kavuşuruz. Ecel ayırsa bile mahşerde buluşuruz. Üzülme senle gün olur kavuşuruz. Ecel ayırsa bile mahşerde buluşurum. Ve iki üniversite mezunu, hukuk ve turizm okumuş, hiç evlilik yapmamış bir hanımefendi Firuze geliyor Fatih için alkışlarla. Thank you.
Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nereden geldiniz? İstanbul'dan. İstanbul'dan. Kendim Azeriyim. İsmim Firuze. 27 yaşındayım. Rusya'da okudum, büyüdüm. İstanbul'da 2 aydır. Firuze miydi? Evet. Firuze Hanım, tekrar hoş geldiniz. Ben şöyle söylemek istiyorum. Ne yemeği yapıyorsunuz? Lahana falan, sarma yemeği falan yapıyorsunuz mu? Abi, anlamadım. Şimdi ilk buluşmada düşünsenize, birine merhaba diyorsunuz, merhaba. Sonra ne sorulur? Ha? Lahana yapıyor musun? Lahana yemeğini çok seviyorum ama ya. Fatih, ne yapacaksın lahana sarmayı bak. Peki, yani şöyle söyleyeyim, evleneceğin kişinin lahana bilgisi dahilinde mi onunla izdivacın gerçekleşecek? Esra abla, benim için güzelliği falan önemli değildir. Lahana yapması önemli. Onu lahana ve havarat olmaz bir önemlidir benim için. Türk yemeklerini yapmasını bilmiyorum ama internet var. İnternet var. Evet. İnternette her şey var. Evet. Peki nelerden hoşlanıyorsunuz? Ben... Lahanadan de. Siz ne konuda soruyorsunuz? Yemek mi? Tatil mi? Yani nelerde, hangi şarkılardan hoşlanıyorsunuz? Daha önemlisi. Karadeniz şarkıları, arabesk, slow. O şimdi benim keyfimle nasıl? Bazı damar şarkılarından severim. Sevgili bazı seyirciler, aslında pop. Şu anda bir saniye. Şu anda ekran başında bizi izleyen ne kadar insan varsa ve bunların kaçı erkekse, bir kadın nasıl kaybedilir aklı, ilk buluşmayı anlatıyoruz size. Bakın sevgili bekar damat adayları, ilk buluşmada bu soruları sorarsanız bu iş asla olmaz. Lahana seviyor musun? Sevdiğin şarkı nedir? En çok nereleri gezersiniz? Efendim? En çok gezmeyi sever misiniz yani? Gezmeyi sever misin? Ben en çok severim deniz kenarını. Oo, ben denize bayılıyorum Esra ablacığım. Balık denize gibi adamım, denizden çıkmam. Ha? Balık gibi adamım, denizden çıkmam. Sanki deniz senin gibi davranıyorsun. Denizi yani. Çok seviyorum. Evet, başka soru. Sen ne olur sorularını sor. Bu heyecan geldikten sonra da soruyu soramıyorum. Öyle bir huyum var benim. Heyecanlanıyorum ya, neden, ne oluyorsa. Aslında ben heyecan olmalıyım ama. Bir de şunu söyleyeyim. Tabii benim yanımdaki boyu boyuma, huyu huyuma, suyu suyuma olmalıdır. Evet. Gerekirse iki evlilik yapmıştı Firuze Hanım. Evet. İki evlilik değil, üç evlilik de yapsa, üç Firuze tane de çocuğu olsa. İki evlilik yaptığını nereden uydurdun? İki evlilik dediler ya. Kim dedi? Hani iki evlilik yapmış. Kim öyle dedi? Dur söylemeyin, kim dedi? Ben öyle anladım. Nereden anladın? Hani iki evlilik yaptı diye hissettim ya, nasıl söyleyeyim? Esra abla. İki şey üniversite okudu ya dedi. Ha, ben Fatih, iki evlilik yapmış anladım Esra ablacığım, özür dilerim. İki üniversite bitirdi dedi. Sen iki evlilik mi anladın? Anada. Bahtiyar. Esra abla, Fatih kardeşim heyecanlandığı vakit kitleniyor. Bir şarkı söyleyip ondan sonra içi açılıyor. Ama şarkı söylerse. Abi horon tepiyor, şarkı söyle, talibiyle konuşmuyor bu adam ya. Şarkı söylerse talibini unutur. İki üniversite abi mezunu. Evet. Evet. Çok özür dilerim Firuze Hanım, ben yanlış anladım dolayısıyla. Kendisine özür dilerim. Özür diliyorsun. Evet. Peki açayım paravanı. Buralara kadar gelmiş. Tabii ki paravanı açmanızı isterim Esra Bacı. Ne çalsın orkestra arkadaşlarım senin için? Benim için hemşin çalsalar iyi olur. Hemşin çalsalar evet, iyi olur. Oy kemençeci dayı soktun gözüme, oy kemençeci dayı soktun gözüme. Görettin gözlerimi göremedim dünya, görettin gözlerimi göremedim dünya. Erune, 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 erune,
oynayın, kız oynayın, durmanın bekar. Ha bu köyün için acayip bekar. Ha bu köyün için de acayip bekar. Derrule, 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 derrule. Esra abla, efendim? Buradan bir şey iletmek istiyorum ama. Kendime, bir kendim şey söyleyeceğim. Aklımda. Firuze nerede? Efendim? Firuze nerede? Oy nene. Yani kendime bir şey açıklamak istiyorum ufak. Kendine ilgili bir şey. Bir Firuze'ye merhaba de ya. Aa. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eyvah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendine ilgili açıkla. Ya şimdi Esra ablacığım. Buradan Artvin'e kadar, Bursa'dan Artvin'e kadar herkese sonsuz saygı istirham ediyorum. Buradaki türbindeki herkesi de çok seviyorum. Türbün. Şimdi ben bu kadar oynuyorum, bu kadar gülüyorum, bu kadar neşeliyim ama 7 yaşından 33 yaşına kadar hep yalnız yaşadım. İyi ki hoş geldin. İyi ki varsın. Bir aşk kafeye gitmek istiyorum. Aşık oldum ya. Bir saniye. Vallahi hoş geldin. Önce Bursa'dan Artvin'e selam söyledi. Kalbim yerinden çıkacak ya. Kalbim yerinden çıkacak. Bak akşam git kendini izle. Bursa'dan Artvin'e selam. Ben 7'den 33'e kadar yalnız büyüdüm. Firuze hoş geldin, sana aşık oldum. Evet, böyle hislerimi açıklayabilirim Esra abla, ne yapayım? Hislerini açıkladın zaten, evet. Çok anladık seni. O zaman aşk kafeye. Evet. Hadi. Allah razı olsun. Buyurun. Gel hadi. Dalgalansın saçların bırak esen yerlere. Dalgalansın saçların bırak esen yerlere. Durma öyle uzak gel gel sipelim kaçalım bir yerlere. Durma öyle uzak gel gel sipelim kaçalım bir yerlere. Hazır mısınız? Emrah. Hazır mısınız? Loji hazır mısınız? Seyirciler de hazırlarsa. Ve talibiyle buluşmak üzere. Emine geliyor. Emine nasılsın? İyiyim Esra ablacığım, siz nasılsınız? İyiyim. Talibin gelmiyordu uzun zamandır. Evet, gelmiyordu bu aralar. Bugün Gani Bey geliyor. Hoş gelmiş. Hafta sonum da çok güzel geçti. Hafta sonu da güzel geçti. Ne evet. Yaptın? Şehri arkadaşım beni gezdirdi. Boğaz turu yaptı. Camilere götürdü. Türbelere gittik. Dualar ettik. Oh, çok güzel Allah oldu. Kabul etsin. Amin. Neydi dua? Herkes için hayırlısını istedim yani. Locadaki herkes için. Gerçekten locadaki bir gelin ya da damat adayı aslında geldi sevmeyeyim, mi? Seveyim sevmeyeyim. Herkesi söyledim yani. Kimler için dua ettin? Yani sevmediklerim önden giderse daha iyi olur yani. Sevmedikleri için daha çabuk mu dua ettin? Allah'ım bir an önce evlensinler, loca boşalsın. Evet, tez zamanda gelsin, alsın, götürsün. Amin. İnşallah. Ve Emine'nin talibi Gani geliyor alkışlarla. Eyvah, yine başım yanacak, tehlike var, canlar çalıyor. Eyvah, karşı koyamadım, akıl baştan gidiyor. Buyurun. Gani Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Emine Hanım. Yaşınız kaç? 32. 32. Daha önce evlilik yaptınız mı? Hayır, hiç evlilik yapmadım. Nereden geliyorsunuz? Aydın'dan geliyorum. Aydın. Evet. Hı-hı, güzel. Kendinizden bahseder misiniz biraz? Mobilya işiyle uğraşıyorum. Alım satım, pazarlama işiyle uğraşıyorum mobilya. Evet. Kişiliğiniz nasıldır genelde? Sakin bir insan mısınız? Hareketli bir insan mısınız? Sinirli vallahi misiniz? Çok iyiyimdir. Tanıdıkça seversin. Doğru ama.
Efendim? Sağ olun. At sahibine göre kişiler. Bu kişiden kişiye değişir her zaman. At sahibine ne göre demek? Kişiler. Tabii. Atı nereden bulacağız? Yani karşı taraftaki insana göre. Yani varlıkları karıştırmayalım ama herkes insandır yani, değil mi? Doğru değil mi? Bu bir atasözü zaten. Hani yani. Anlamını da anladıysan sıkıntı yok. Oldu, sağ olun, teşekkür ederim. Aydın'da ailenizle yaşıyorsunuz. Evet, ailemle yaşıyorum. Hı, burcunuzu öğrenebilir miyim? Nasıl? Burcunuzu. Başak Burcu'yum ben. Çok detaycıyımdır ama siz çok güzelsiniz. Sizin bazı güzel olan yanlarınıza inandım, çıktım, geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk Esra Hanım. Alıp götüreceğim size, kararlıyım yani. Bakalım. Oo. Şimdi neyi merak ediyorum biliyor musunuz? Beyefendiyle alakalı. Hani bu kriterleriniz var ya. Evet. Hani yalandan bir duvar. Duvar. Yaşına uygun 32 yaşında. Evet, uygun. Hiç kaçırın yok. Evlilik yapmış yapmamış kriteri, hiç evlilik yapmamış senin gibi. Evet. Düzgün de bir işi var beyefendinin. Ne olacak çok merak ediyorum. Bir de Emine Hanım çok hesapçı, kitapçı, böyle akıllı. Nasıl böyle aklıyla konuşuyor. Savunması ne hoş bir bayan. Savunma? Yani haklarını savunabiliyor. Bir başkasının karşısında kendini özgür ifade edebiliyor. Konuşkan bir yapısı var. Ben bunu çok beğendim. Doğasında bir insan, doğal bir insan. Doğal. Yani dürüst buldum. Sen de doğal buldum. Bir adamsın ama. Ben de doğalım. Evet. Yani. Demişsin ki ben esnafla büyüdüm. Şimdi Esra Hanım, ben annemi yani belirli bir yaşta kaybettim. Babamı da aynı zamanda. Hayat zorluk çerçevesinde büyüdüğüm için 13 yaşından bu yana ben ticaret içerisinde çalışıyorum. Yani toplumda çok sevilen bir insanımdır. Zaten burada 12 gündür bulunuyorum. Bütün arkadaşlarım beni sevmiştir. Sevdiniz sorabilir mi? Misiniz? Evet. Yani hepsi kişiden... beni gördükçe gülür yani. Gülüyor, böyle eğleniyorsun. Hazır mısın Emine? Paravanı açalım, hazır mısın? Ne oldu Emine? Yere gitti kafa. Yok, gitmedi. Merak ediyorum. Emine Hanım, düşündüğünüz sorular varsa sorun, cevaplayın. Yok, şu anda yok, tereddütte yüzünde kalmayın yani. Emine ablanın isim neydi sizin? Benim ismim Gani. Ha, anladım. Gani Bey'e aşık olduğunu düşünüyorum şu an ben, ses tonuna. O yüzden biraz kaldı. Öyle mi? Tencere kapak düşünüyorum şu an. Hayır, yani gayet olumlu. Esra, bence al git. Ben öyle düşünüyorum. Bakalım, destekliyorum yani şu an. Emine öyle. Bence tutuldu Gani. Emine bir şey söyleyebilir miyim? Bir saniye, ne adam çıkmadı? Hayır, ne güzel ses tonları gördük. Adamlar yani... Adam gibi adam Gani çıkmadı yani. Emine, Gani Bey... sağlam karakterli çıkmadı. Yani ne güzel ses tonları gördük biz. Öyle aşk meşk olmaz öyle hemen kolay. Ya insanlar zaten ses tonlarıyla da insanlar etkileyebilir yani. Her şey yaşlılıkla bitmez. Bilmiyorum, ben etkilenmem. Abi dün bu kafede Emine... konuştuğun gibi konuşsana şimdi de. Kafede konuşmuştuk ya, Emine'yi anlatıyordun. Ne anlatıyordun? Hoşlandığını ya başka. Ya Emine'den şeyler... hoşlanıyorum, güzel bir bayan. Burada da konuş abi, kafede ne güzel konuşuyordun bizle. Evet. Anlat kendini biraz. Yani... Emine'yi büyüle diyorsun. Ya kafede felaket şekilde evet. Konuşuyordun. Ya Emine'yi büyüleyebilmek için abla. Biraz zaman birlikte kaybetmemiz gerekli. İlk görüşte her şeyi paylaşamayız ki. Yani zamanımız gerekli. Oturup karşılıklı konuşmamız lazım. Peki, inşallah Emine bu fırsatı verir. Yani düşüncesine saygı gösteriyoruz. Paravanı. Hoş bulduk. Gani Bey. Şehri arkadaşımdan, bir de Eda arkadaşımdan yorum istiyorum Esra abla. Şimdi Şehri ve Eda'dan alıyor. İkisi de onun canciğer kuzu sarması arkadaşları. Evet. Şehri. Hoş geldiniz ilk önce Gani Bey. Hoş bulduk. Bence uyumlu olduğunuzu düşünüyorum Emine'ciğim. Bence bir çaya çık tanı. Teşekkür ederim, sağ olun. Gayet olumlu. İşi de var. Senin dediğin gibi hani iş gücü yerinde. Bence bir çaya çıkmalısın diye İş düşünüyorum. İş gücü yerinde derken? Yani Esra ablacığım hani mobilya işi yapıyormuş. Hani işi iyi demek istiyorum. Hani iş gücü, işi gücü yerinde. Yeni bir tanımlama daha. Ya kazandım. Şöyle, hayatında devamlı sürekli böyle ilelebet mutlu olmak istiyorsa eğer doğru bir karar vermesi lazım yani. Yani bir eli yağda bir eli balda mı diyorsunuz ona? Yok, çok da rahat bir yaşam yoktur hayatta ya. Ben hayat zor yani, normalinde akabinde devam eder. Yani kendi peki. Hayatımda mutluyum zaten. Bir tanı bence, bir çaya çık. Eda, senin düşüncen Eda. Önemli. Şimdi
mantıkla hareket et dersem evet ben de destekliyorum Şehri'yi. Ama duygularını da biliyorum. Onun da gönlünde yatan bir aslan olduğunu biliyorum. Yani bir kişi değil, bir şahıs değil ama hepimizin bir hayalinde biri vardır ya. Evet. Kendi yaratır. Ne cins bir aslan? Nasıl desem, hani fiziki özelliklerini biliyorum. Kafasında yarattığı bir şey var. Paylaşıyoruz çünkü birbirimizi. Esra Hanım, bu arada Dani'nin de kafasındaki bir prenses var. Evet, o Emine. Ama Emine'ninki, diyorum ya, mantıkla konuşmam gerekirse Emine'ye kesinlikle çaya gitmesini öneririm. Emine. Kesinlikle. Emine bir çaya git bence. Çaya git. Beyefendiye geldim. Bir çok özür dilerim, bir bekleyeceğim. Emine, evet. Gani Bey, teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Hakkınızı helal edin. Helal sizinle olsun. Evlilik yolunda ilerleyebileceğimi düşünmüyorum. Ya buna saygı gösteririm, saygı duyarım. Sağ olun, teşekkür ederim. Emine, Emine, kararın olumsuzsa neden yorum alıyorsun peki? Buradayım. Madem kararın olumsuz, neden yorum alıyorsun insanlar? Arkadaşlarımın yorumunu merak ettim. Ben tamam, de onlara, ona göre yorum yapacağım. Yeri gelince. Sana çaya çık dedi. Niye çıkmıyorsun o zaman? Yeri gelince. En azından bir çay içseydin Emine. Ya neden yorum alıyorsun? Ben onu anlamadım. En azından bir çay hakkı verseydin. Bak, Emine, bugün getirmiş. Niye böylesin? Söyle bakayım, niye böylesin? Çok iyiyim Esra abla, pozitif uyanıyorum. Ben pozitif bir insanım. Negatif diyorlar ama normalde de çok yani. Konuşkan Emine. Negatifsin demedim. Esra, evet. Bugün niye böylesin dedim. Esra ablacığım. Bir şey Ayhan Bey'den bir yorum alabilir miyim? Hayır. Emine, bugün niye böylesin? Niye böyleyim? Bir sebebi yok yani. Ruh halim. Ruh halim böyle. Bir böyle sebebi uyandın. Yok. Evet. Mutsuz uyandım. Yok, mutlu uyandım yine. Yürüyüşümü yaptım sabah bir saat. E peki. Gani ne diyorsun? Mutluyum hayır çok dedi. Şükür. Otelde de iyiyiz. Ben size teşekkür ederim. Akrabalarımın olsun, yeğenlerim Avusturya'da, Almanya'da, ailemin selamını getirdim. Aleyküm sizi selam. Çok seviyoruz. Hepsine sevgiler. Tüm Türkiye'ye gönderiyor. Buradan selam gönderiyorum. Ben de sevgiler gönderiyorum. Hangi Hüseyin ve Sonya geliyorlar, son kararlarını açıklamak üzere. Allah'ım bitmesin, bitmesin bu rüya. Sonunda evlilik olsun, onur uyanırlar. Allah'ım bitmesin, bitmesin bu rüya. Sonunda evlilik olsun. Hoş geldiniz, merhaba. Sonya'yla Hüseyin'e geçmeden önce Mustafa ve Nurfiye çifti gelecek. Bir hayalleri var. O hayale biz de ortak olacağız. Alkışlar konuklarıma. Hoş geldin. Nasılsın? Nasılsın? Teşekkür ederim ablacığım. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Şöyle yan yana gelin karı koca. Karı koca değiller, pardon daha. Nişanlıyız. Nişanlısınız. Şimdi bizim yolumuz nasıl kesişti sizinle? Ben geçtim. Israrla. Ya şöyle, ben söyleyeyim. Biz 3 yıldır hani kendi çabamızla evlenelim. Esasında ailemiz de destek vermek istedi ama. Biz dedik ki hani her şeyi biz kendimiz yapalım. Ama hani ticaret tam gerçekleştiremedik. Sonra dedi ki herhalde yapamayacağız, ben Esra ablayı arayayım dedi. Ama bu arada bir gelinlik göndermişsin bana. Hayallerim, umutlarım. Şimdi Mustafa Bey 45 yaşında, Ankara'da yaşamını sürdürüyor. Nurfiye de 34 yaşında. 20 yıldır da diyaliz hastası. bizi... Teşekkür ederim. Ben işimi sağlama alırım. Sen işini sağlama alırsın. Şimdi ben bu gelinliği giyemeyeceğim, evlenemeyeceğim diye... Evet. Size bu gelinliği gönderiyor. Amacı da şu, hani biri giysin... Evet. Birinin mutluluğu olsun. O bu beyaz gelinlik benim mutluluğum değildi dedin. Aynen öyle ablacığım. Ama vermem artık. Çıkarttınız. Ben de bunu sana vermem. Canı sağ olsun. Hayatta vermem. Ama biz bugün çok gezdik. Sen hiç merak etme. Bulacağım o gelinliği. Şimdi bir insan var ki kendi mutluluğunu hiçe sayıyor.
sıkıntılardan dolayı, rahatsızlığından dolayı. Her gün mü giriyorsun? Haftada 3 kere giriyorum. Haftada 3 gün giriyorsun. Ama bir de şu var, arkamı söyleyeyim. Özellikle abilerim, ablarımı aşk engel tanımaz. Evet. Tanımıyor. Aşk engel tanımıyor değil mi? Şöyle gelsin bize. Murat, sen bunu böyle tutar mısın? Yok yok, siz böyle gelin. Şimdi ne kadar oldu siz tanışalı? Şimdi normalde biz tanışalı 2008 yılında tanıştık biz. Evet. Son 3 yıldır nişanlıyız. Engelli Derneği'nde tanıştık evet. biz. Evet. Engeller Derneği'nde evet. tanıştık. Tabii tabii, orada tanıştık. Nurfiye böyle hani çok hayat dolu. Ama sevgi dolu. Çok sevgi dolu. Yani anlatılır gibi değil gerçekten. Yani her sabah aşık olarak uyanıyorum derim yani. Gerçekten mi? Gerçekten derim yani. Nasıl başarıyorsun her sabah? İnanarak, severek ve yaşama ağzını kaybetmeyerek. Yaşama ağzını kaybetmiyorum. Şimdi hayatta bazı sıkıntılar var. O biz minik sıkıntıları kendimize böyle dert ediyoruz, ediyoruz, büyütüyoruz, büyütüyoruz, büyütüyoruz ve... Evet. Sonra da bir bakıyoruz ki çığ gibi üstümüze yağıyor. Ama sen o gerçek sorunları bilerek, onları yok sayarak aynen yaşama öyle. Daha sıkı tutuluyorsun. Daha, evet. Her türlü acıya bakın, maddi acıya katlanırım. Manevi acıya katlanırım. Ama sevgisizliğe katlanamam. Hayatta. Benim kuzum işte. Ya bakamıyorum. Bakamayacağım. Yani önce... şimdi 14 yaşından bu yana ben diyalize giriyorum. Ben acı çektikçe benim annem babamı... Bir kere ayrı bir kenara koymak lazım. Tabii. Anne baba, çünkü ben bir acı çekiyorsam onlar 10 kat acı çekiyorlar. Onlar daha beter acı çekiyorlar yani. Bana batan bir iğne onların ciğerini ıslanıyor. Ama bir de ben bu adamda gördüm o sevgiyi. Ailemden başka. Onun için ben de sıkı sıkı sarıldım, ona bıraktım. Sıkı sıkı sarıldım. Ama o da sana sıkı sıkı sarılmış. Felaket derecede. O bana diyor ki sen diyalize gidince ben ciğerim gidiyor, diyalize zan gidiyor. Ciğerimi bırakıyorum oraya diyor. Yani. Kaçamazsın. Oy oy oy. Oy, kurbanlar olurum sana ben. Kurban olurum sana. Yani biz maddi sıkıntı. Şundan bundan düğünümüzü yapamadık. Hani ev şu, eşya şu, cat cat. Yani işte yapamadık hiçbir şekilde. Ama hiçbir zaman ben belli etmek istemem. İstemedim de. Senin yüzünden şu bu demem. Demedim de. Her düştüğümüzde ya ben onu ya o beni ayağa kaldırdı. Ama birbirimize sıkı sıkı sarıldık. Her düştüğümüzde. İnsanlar bunu kaybettiler işte. Ya ben şunu söylemek istiyorum bir de. Yani insanlarda iki türlü acı vardır. Bir beyin acısı, bir de beden acısı. Beyin acınızı her türlü anlatabilirsiniz. Paylaşabilirsiniz ama beden acınızı paylaşamazsınız. Yani ben diyalize gideceğim. Ya Esra abla, bugün de sen benim evime git de diyalize. Ben evde dinlenim diyemezsiniz. O sana ait bir şeydir. Ama bugün moralim çok bozuk ya. Benim yerime sen hallediver diyebilirsiniz. Aynen öyle. Onu yapabilirsiniz. Yani mesela her türlü şeyde kısıtlısın. Gezmekte kısıtlısın, yemekte, içmekte. Böbrek hastasıyım diyorum. Aa, bol bol su içmen lazım. Halbuki tam tersi. Su bana yasak. Su sana yasak. Yasak. Su bana yasak. İçemiyorum. Böyle kana kana alayım da içim yok. Sıvı gıdalar, şu kuru baklagiller, pasta, tatlı, şu tamam, yasak. Tamam, hikayeni beğendim. Alacağım seni. Evlenmeyeceğim. Teklif etmen lazım önce. Şimdi, ya bir kere tabii bizim en çok hoşumuza giden, hani ben mutlu olamayacağım. Bu gelinlik elimde kaldı. Alsın biri mutlu olsun diyorsun. Fakat senin hayalinde bir gelinlik var. Var. Ben bulamadık sana... bugün onu. Yok, o gelinliği bulacağız. Ben o gelinliği sana giydireceğim. Ay, nikahını kızım. Da yapacağız. Allah razı olsun. Şimdi şey söyleyeceğim. Gel. Benim arkadaşlarım, çocukluk arkadaşlarım beni çok severler. Bir de ben bir ortama katıldığım zaman hemen böyle kaynatıveririm. Ondan sonra şimdi kızlar diyor ki, abla diyor, Esra ablaya benden selam söyle, Esra ablaya benden selam söyle. Sevgili grubu, eski dostlar. Hepinize sevgiler gönderiyoruz, tüm selamlarınızı aldım. Grup SSK. Size öpücükler gönderiyorum. Bu arada hayalindeki gelinlik, nikah ve tüm ev eşyaları ay. Dahil. Tamam mı? Ona sarıl, bana değil. Olmaz. O benim zaten ciğerim ki. Şey merak ediyorum yani. Ya şu ilk tanışma hikayeniz, hani kim kime yaklaştı? Ya Esra abla şöyle. Nurfiye yani beni zaten kafasına koymuş da evet, yazmış. Felaket. Ben sadece oyuncuyum yani. Hani benim rolümü belirlemiş. Ben sadece oyuncuyum yani. Ama gerçekten mesela çok kısa bir şey anlatayım.
elinde bir tane saç tokası olur çantasında. Atıyorum otobüse binersiniz. Bir tane kız çocuğunu yakalar, saçlarını yapar, otobüsten çıktı, annesi de tanımaz. Ya cici boğaz olur yanımda, hani ben yiyemiyorum ya. Ya oyuncak olur, ya toka bir şey. Yani o anda hemen o çocukları onları dağıtırım. Veya sokakta benim çok hayvanlarım vardır. Evet, gördüm biraz önce. Evet. Kedilerim var, köpeklerim evet, var. Evet, çok çok. Bizim sokaktaki, yani bizim mahalledeki köpekler bütün insanlara saldırır. Sadece benim peşimden böyle gelirler. İşte yaşam sevincinin olması size ekstra maddiyatla, belli şeylerle verilecek bir duygu değil. Bu sizin değil. İçinizde kök salmış olması gerek. Bir yani şey... bir tohum, o tohumu da yeşertmek senin o... Yani bir şey anlat, gösterebilir miyim? Söyle. Abi? Şurada gösterebilir miyim? Söyle. Şimdi dernekte geldi Mustafa, bana şunu diyecekmişti. Hani benden umut yok. Hani git sen kendine başkasını bul. Aynen ben şöyle yaptım. O geldi bana diyecek, ben böyle yaptım. Oğlum benden umut yok dedim. Sen git başkasına. Ben gezer gezer bırakırım dedim. Böyle kaldı. Gezer gezer bırakırım dedim. Sen ne yaptın? Aşık mı oldun? Hayır, hissetmiş, sanki ben ona ben. Hani zarar vermemek için dedim ki hani bu olmaz, zor olur evet. diye. Hı hı. Ben onu açıklayacağım. O da dedi ki hani bir erkek söyler ya bayana. Hani ben gezer gezer bırakırım falan. O bana söyledi. Ben de şaşırdım kaldım. Ne diyor diye. Sen bayağı kafaya koydun. Ben felaket koydum. Bir de ben Koç burcuyum, biraz inatçıyımdır. İnatçısı. Hedeflerim çok Peki, yüksektir. Peki neyini seviyorsun Mustafa'nın? Yüreğini, dürüstlüğünü, adamlığını, sahip çıkmasını. Yani ben kadınlara değer veriyorum. Kadınlara değer veriyorum. Özellikle kadın okuyacak, kadın çalışacak. Kadının bir mesleği olmasa bile kadının bir geleceği olacak. Şu anda ben 5,5 yıllık Bağkurluyum. Emekli olacağım. Kendi işleri var, kendi işlerin patronu. Kendi koşturuyor. Hep ve ön planda olur. Ve hayran oluyorsun o zaman tüm bu özelliklerine. Kesinlikle, kesinlikle. Ben hep arkasındayım. Ha, hep devamlı. Hep o olacak. Hep o ilerleyecek. Kadın olmadığı zaman hani gerçekten hayat olmuyor. Mutluluk olmuyor. Hani bir anne işte sevgisi olmadan baba sevgisi de güzeldir ama anne sevgisi başkadır. Kadın sevgisi. Kadın dokuşun, dokuş farklıdır. Allah yolunuzu açık etsin ikinizin de ya. Çok tatlı değiller mi? Maşallah. Allah razı olsun. Hadi el ele hazırlıklara. Aşkım ama teklif edecek. Teklif de edecek. Etmedi. Tamam biz o sürprizi hazırlayacağız. Tamam. Buradan mı çıkıyorsun? Hadi buradan. Ay abla öpeyim seni. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Murat teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Esra Hanım. Var mı bu kadar azminiz, yüreğiniz? Yok. Ha? Kimse de olmaz. Kimse de olmaz. Niye? İşte. Biz kolay yolu seçiyoruz. Efendim? Biz genelde kolayı seçiyoruz. Kolayı seçiyorsunuz. Evet. Uğraşmak, savaşmak istemiyoruz. Kendimiz acı çekmek istemiyoruz. Ve vazgeçiyoruz. Kim vazgeçti? Ben. Sen vazgeçtin. O zaman de ki ben kolaycı bir adamım de, ben uğraşmayı sevmeyen bir adamım de. Yok aslında çabaladım, Sonya da bunun farkında. Ama bizim iki kelimemizden birisi ya Merve oluyor, ya Selin miydi, Selin oluyor, ya Şehri oluyor. Ben yoruldum abla, ben güvensiz bir ilişki. Bilmiyorum hayatımda belki bir daha Sonya gibi bir bayan çıkar mı karşıma onu da bilmiyorum. Ama ben artık gerçekten çok sıkıldım. Çünkü her şey iyiyken kanala geliyoruz biz, o makyaj yapılan yerin adı neyse artık kulis mi ne. Orada olumsuz şeyler geliyor kulağıma. Ben Sonya'nın da üzülmesini istemiyorum. Ve ben kendim geri adım atıyorum. Buradan da Sonya seni kırdıysam da özür diliyorum. Ben locadaki o dedikoducu arkadaşlara da bir şey söylemek istiyorum. Bundan sonra istediğinizi konuşun, hiçbirimiz umurumda değilsiniz, bu kadar. Sonya. Efendim Esra Hanım. Ne düşünüyorsun Hüseyin'in söyledikleriyle ilgili? İşte hep susuyorsun. Kararı benim için... O öyle karar vermiş demek. Öyle Çünkü karar sen verdim. Onlar gibi dedikoducu değilsin. Hep susuyorsun ve bir erkek arkadaşın Hüseyin. Yanında nasıl davranacağını da biliyorsun. O yüzden seni gerçekten takdir ediyorum. Bazılarına da çok yoruna buluyorsun. Niye bırakıp gidiyorsun? Hüseyin, bir Üzülmesini şey istemiyorum. Çünkü ben böyle devamlı... İki, üç Sen. Kızın arasında olmak istemiyorum. Sonya hep senin adına konuşuyor. Senin söyleyecek sözün yok mu? Ben Esra Hanım çok fazla konuşmayı sevmiyorum.
çok fazla her şeyi açıp dökmeyi sevmeyen bir insan. Peki Hüseyin sana haksızlık veriyor şu anda? Yanlış bir karar mı veriyor? Ya. Doğru bir karar mı? Doğru karar. Ama çünkü ben üzülüyorum Esra abla. Sen üzülüyorsun. İşte üzülmesini istemiyorum. Ben sonunu göremiyorum bu ilişkinin. Esra abla. Çünkü devamlı birileri çıkıyor. Mesela Merve. Bir Merve aldı gidiyor yani. Ben de anlamadım. Peki. Gerek yok. O zaman bu dedikodulara da fırsat vermeyeceksiniz. Sonya'nın ve Hüseyin'in kararı. Olumsuz, evet, olumsuz. Onları alkışlarla uğurluyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Mustafa ve Ceyda geliyor alkışlarla. Alev alev yandım doğru. Küllerinden doğar mıyım sana doğru? Kendimi arıyorken olmaktan korktuğum yerdeyim sen. Şimdi şu an Mustafa ve Ceyda günlük kıyafetleriyle geldiler ama biraz sonra karşınızda bambaşka kıyafetlerle olacak. O sürpriz anlara tanıklık etmek istiyorsanız ayrılmayın. Bu arada İmren ve Arda arasında neler olduğunu anlamadık. Öğreneceğiz biraz sonra. Ve şaşırtan bir an, asla yapmaz diye düşündüğüm adaylardan biriydi sevgili Zöhre. Birine talip olarak geliyor. Hoş geldin. Merhaba. Nasılsın? Zöhre birine talip olur mu? Asla olmaz. Neden olmayayım? Neden olmayayım? Yani ne bileyim. Ben bana talip olmalı. Benim peşimden koşulur gibi bir durum olduğu için konuşacağız biraz sonra. Serhat'ın annesinden gelin adayı Şirine'ye sürpriz varmış. Görme engelli sevginin hepimize ders niteliğindeki hayatı ve en büyük arzusu biraz sonra ekranlarda olacak. Tarık ve Pamuk son kez yüzleştiler. Aşk kafede neler yaşadılar. Bu arada anne Remziye teyze kime neden öfkelendi? Pamuk her şeyi itiraf etti. Gülşafak Serhat'a aşık dedi. Ki biliyorsunuz ki o gece Gülşafak'ın orada olmasının en önemli sebeplerinden biri Serhat'a olan aşkını dile getirmesiydi. Alihan tüm bu yaşananların üzerine bugün hangi açıklamayı yapacak? Mesut ve Bahar'ın annesiyle tanıştı. Şimdi evlilik yolunda ikinci adım atılıyor. Mesut'un ailesinden biri burada olacak sevgili seyirciler. Öncesinde bir tanıtıcı, ardından geliyoruz. Yüzleşmek için son kez aşk kafeye gittiler. Hanımefendi, size de sormayacağım nasıl konuşacağımı. Ya zaten yok, ben bununla bir daha aynı karakter vermem ben. Canlı yayın bitti. Tarık'ın annesinin hangi hareketi ortalığı karıştırdı? Ben ne yaptım ki? Ben anne dedim, anneciğim dedim. Bir de anneciğim çıktı ağzımız. Tarık'la Pamuk'ta büyük şok. Şimdi Esra Erol'da. Hadi abicim ya. Sizi bekleyeceğim. Buraları atacaksınız değil mi? Şu anda kayıtta bak. Ben mükemmeldim. Ben mükemmeldim. Ali Bey size nerede evlilik teklifi etti? Etmedi. Florida bir restoranda. Kebabı getirdikleri zaman, açtığı zaman içinden yüzü çıktı. O zaman eline teklif ettim. Etmedi. Yandık ha şimdi. Esra da yani duyarsa bunu. Tuzak sorular soruyorlar. Uyumlu bir çift miyiz? Şimdi Esra Erol'da. Akşam oldu. Penceremde yorgun rüzgar esiyor, geçiyor renkler suskun. Bir mahzun mor menekşe ağlıyor bu ne? Gölgelerin kollarında hatıralar halka halka. Ben onu tutsam. Gölgelerin kollarında hatıralar halka halka. Ben onu tutsam. Çizgilerde, nerede, nerede, çarın nerede,
Hoş buldum Esra Hanım. Zöhre reklam arasında kaybolunca dedik vazgeçti herhalde. Yok, verdiğim kararlardan vazgeçmem. Verdiğin kararlardan vazgeçmezsin. Yeter ki karar vereyim, odaklanayım. Peki bir şey soracağım. Hani mesela senden birine talip olmanı beklemem derken hani... Anladım. Açıklamam var, talip olmam gerekiyordu. Talip olman gerekiyordu. Evet. Niye? Şimdi şöyle oldu. Caner Bey'i buradan bilmiyorum ama... Burada. Olay böyle gerçekleşti tam olarak. Evet. Biz Caner, yani şimdi şey olacak tam olarak söylemeyeyim. Anlaşılır çünkü. Anlaşılır, tamam. Evet, onu geçiyorum. Doğal olarak anlayacaksın ama bakışlarından ben anladım Caner Bey'in. Olur mu gibi bir bakış attın bana. Yok. Kişiyle. Bir saniye. Bir dakika. Attın. Caner şimdi gördüm olur onu. Olur diye bir bakış attı. Yok, olur gibi. O kişiyle beni yakıştırdın. Saat 5 civarlarında. Üç kişilerde sanırım. Üç kişilerde. Program içinde oldu bu olay. Şimdi olay yeri neresi? Olay mahalli orası. Olay yeri loca Esra'nın birinci koltuk. İkinci evet. Esra'nın birinci koltuğu. Zöhre beni çağırmış. Ben o ara gidemedim. Sonra tekrardan beni çağırıyor. Sonra tekrardan beni çağırıyor. Canlı yayın diye ben de çok hani şey yapamadım. Kamera o an başkalarını çekerken ne oldu dedim. Ver yazayım dedi. Ya dedim ne oldu söyle. Şey dedi. Bahtiyar dedi nasıl birisi dedi. Ya niye söyledin Caner direkt? Ben direkt Bahtiyar ya Caner ya. Dur pardon ben dur. Ya, sen söyleyecektin. Bahtiyar nasıl biri diye neden? Sordu. Ne oldu dedim. Ben dedim çok düzgün birisi dedim. Hatta böyle yaptım. Lokum gibi çocuk dedim. Onun öncesinde ama bakıştın karşıdan. Olur gibi dedim sanki göz olarak. Tabii yakışıyorsunuz olarak. Ben tabii. Ben anladım yani. Onu aldım. Onun öncesinde sizin asıl. Siz kefilim dediniz burada geldiği zaman. Bahtiyar'a evet. Evet o benim için o benim dikkatimi çekti ve kendisinin talibine yönelmesi. Kadınlara doğru... Kibar ve nazik olması çok dikkatimi çekti. Ve Bahtiyar önce bana baktı. Dikkatimi çekti. Bahtiyar. Ve sonrası var. Vallahi gerçekçisi şu an şaşkınım ben. Reklam arası Vildan bana bir şeyler anlattı. Ne gibi? Zöhre Talip çıkacağında bana bir şey söyledi. Ondan şu an... Ama yok, onun alakası yok, ben. Onu demiyorum ben. Bakış atmışsın. Yok, arada yok, lobide ne? Falan, otururken lobide falan bakış attın. Lobide mi? Evet. Allah Allah. Talibim varken Günel'le, olumsuz olduktan sonra. Sonrasında Gizem yanında oturuyordu. Gizem, ona baktım, çok ilgileniyor. Neredeyse içine düşecek. Ben dedim ki hayır dedim, talip olmak istiyorum. Bir anda karar verdim bu olaya. Gizem? Böyle oldu aynen. Ben mi içine düşeceğim? Evet, yanında oturuyordun. Hatta kamerada bayağı bir çekti seni. Onun için ben de talip olmak istedim. Ve sadece sohbet ediyorduk. Ne alakası var? Yok, gayet samimiydiniz bence. Normal bir şekilde hayır. Sohbet samimi, ediyorduk. Samimi, öyle değildi. Samimi derken burada herkes birbirinden ben konuşuyor. Ben o kadar samimi olmuyorum kimseyle mesela. Sohbet o kadar uzun abi. Konuşmuyorum. Alakası yok şimdi de. Yok, hayır. Bu şekilde oldu. Kendisini tanımak, evlilik adına tanımak istiyorum. Eğer kendisi de gerçekten istiyorsa, hiç evlilik hiç için beni tanımak istiyorsa kendisini tanımak istiyorum. Sinir oldu. Valla dediğim gibi Esra abla daha demin Vildan bana bir şey anlattı ondan ben yok, şu ben an çok şaşkınım. Yok ben sizi söylüyorum Vildan'ı neden karıştırıyorsunuz? Ya bir saniye Bahtiyar'la konuşuyorum. Ya başka birine çıkacak diye biz tahmin ettik. Tamam ben sağdan soldan da duyduk işte başkasına çıkacak diye ondan şu an ben çok şaşkınım. Kendine gelemedi hala herhalde. Tamam cevabınızı bekliyorum. Ben Yılmaz'dan hoşlanıyor diyeyim. Yok alakası yok. Şimdi aklı başka birindeyken kim bana çıkması onu? Bence çok Vildan saçma söyleyeyim. Bir şey. Vildan nereden duydun bunu? Aşk olsun. Aşk olsun mu? İlk defa duyuyorum ve şok oldum şu an Esra Hanım. Valla ben de çok şaşırdım çünkü biz kendi aramızda konuşunca ben Yılmaz'ın çıkacağını düşündüm. Çünkü arkada öyle konuşuluyordu. Yılmaz Bey'in demek ki bana ilgisi var. İlgilerinden dolayı. Böyle bir dedikodu yayıldı hayır herhalde. Ya, abla bak kaç böyle nereden olmuyor. Nereden çıkıyor herkes o zaman? Herkes benim üstüme şey yapıyor. Yok ben soruyorum. Valla öyle bir şey yok abla. Soruyorum sadece. Yok onun belki ilgisi söyledi. Vardı. Ama hayır, ben yanlış söyledim. Bir şey onun soracağım. Yani şimdi bir şey söyleyeyim. Onu Zöhre, o zaman doldurun. Zöhre. Altını doldurun. Bahtiyar'cığım Zöhre seni tanımak istediğini söylüyor. Net bir şey söyleyemiyorsun demek ki istemiyorsan saygı ya. Duyarım bu kadar. Tamam nasıl yok ben istemiyorum vazgeçtim başka Esra biri varken... Vazgeçtim Esra Hanım kalsın. Neden vazgeçtin? İstemiyorum çünkü net bir insan değil. Direkt benim kadar cesaret özgüvenli değil. Bir şey soruyorum Vildan'ı karıştırıyor. Zöhre bir şey sorabilir miyim Esra abla? Buyurun Yılmaz Bey. Loja'dan kime dediniz ben Yılmaz'dan hoşlanıyorum diye peki? Yok ben demedim öyle bir şey. Acaba değil mi Yılmaz Bey'e mi söylenti oldu Vildan'ın ona söyledi? Hayır ama Loja'daki kaç kişi diyor ki Zöhre Yılmaz'a çıkacak yok, alakası ve Yılmaz'dan yok. Hoşlanıyorum ben diye.
Başka biri varken böyle bana çıkma ya, ama neyse ben ya. Şey sana mı dedikodu saçma. Olarak geliyor senin karşında. Ben ilk defa 3 aydır buradayım. İki kişi söyler ama burada kaç kişi söyledi onu? Demek ki beni çekemiyorlar. Demek ki sen insanların fikrine göre hareket ediyorsan şey ki... beni tanıyamazsın bu kadar. Ben de vazgeçtim. Geri çekiyorum. Hayır, biz öyle sana tek bir şey söyleyeyim mi? Senin Bahtiyar'a çıkmanın sebebi ne biliyor musun? Gizem'le onlar sohbet ederken sen kıskandın. Gizem'e rakip olmak için Bahtiyar'ı kıskandın. Ondan öncesi var dedim ve söyledim. Hayır. Gizem'e rakip olmak için Bahtiyar'ı kullanma. Aklında başka bir şey var. Yani kendi istediğiniz gibi çevirmeyin olayı. Ben Caner Bey'i açıkladım. O yüzden Bahtiyar'dan netice cevap alamıyorsun zaten. Bütün çıplaklığıyla da konuştum şu an. Kıskanmana gerek yok hayatım. Ben ne istedim gayet iyi biliyorum. Ben onu istedim ve söyledim şu an bu kadar. Ben neyi kıskanayım ki istesem ben çıkarım. Alakası bile yok. Sen Gizem'le Bahtiyar'ı kıskanıyorsun. Araya niye giriyorsun o zaman? Anladım aklında başka birisi var. Senin aklında mı yoksa Bahtiyar? Dedi ki Gizem'le Bahtiyar'ın böyle hani samimi sohbet edince beklememin bir anlamı yok dedi. Aynen öyle yani. Onu peki şu an vaz mı geçtim Bahtiyar'da? Aynen öyle vazgeçtim. Gerek yok zaten. Bahtiyar seni reddetti. Canı sağ olsun. Yanlış yaptı yalnız. Yanlış yaptı. Evet yani ben teklifte bulunuyorum. O gidiyor başkalarının sözüne göre bana yöneliyorsa hiçbir şekilde beni tanıyamaz zaten. Şimdi bir zaten. Kişi dese gene diyeceğim tamam yalandır ama 2-3 kişi söyledi mi demek ki onun altında bir şey var. Tek başına yaşıyor o zaman. Locanın sözüne göre yaşıyor. Bak Zöhre kendini geri çektiğini belirtti. Hayırlısı olsun ederim. Başlamadan. Demek ki hayırlı değilmiş. Bahtiyar. Evet. Ne yapalım Esra'm? Buyurun. Ben loca gitmek istiyorum. Ha boş yer yok. Tamam olur. Ne yapayım? İlerleyeyim o zaman. Size bir şarkı okuyayım. Okuyacaktım ben Pınar ablaya söyledim Pınar Hanım'a. Özel bir şey. Ceyda ile Mustafa hazırlar mı? Bir şimdi aslında geliyorlar onlar da. Aslında ben açıklayayım. Şöyle oldu. Birden söyledim ama sürprizi kaçtı. Sezon finali oluyor biliyorsunuz. Pınar Hanım, Eda Hanım, Nazlı Hanım uzatmayacağım. Size, ilk öncelikle size, eşinize ve diğer ekip arkadaşlarının tümünü yani tüm çalışanların işlerini bilmiyorum. Sezon finali ayrılacağım için de teşekkür anlamında ve içimden geliyor. Bunu size teşekkür söylemek ederim. Çok istiyordum. Gerçekten şu an hayalim gerçekleşti. Biraz çok heyecanlıyım ilk defa söyleyeceğim. Ama söylüyorum ara ara. Hadi. İyi ki hayatımdasın. Onu söyleyeceğim. Ceceli'den, Rey'den veya La'dan girebiliriz. Heyecanlıyım bu arada. Kapak olsun çekemeyenlere. Şimdi müzikle girerseniz. Senin adınla uyandım bu sabah, varlığına teşekkür ederim. Senin adınla uyandım bu sabah, varlığına teşekkür ederim. İyi günde sen, kötü günde sen, nasıl özlemiştim bir bilsen. Yokluğun anlamsız, bu dünya vefasız. Canım diyorum özür dilerim, nasıl özlemiştim bir bilsen. İyi ki hayatımdasın, sensiz kimler anlasın, baktığım her adımdasın, sol yanımsın. İyi ki hayatımdasın, sensiz kimler anlasın, bak attığım her adımdasın, sol yanımsın. Gönlünü gönlüme nasip eden Rabbime şükürler olsun sevdiğim. Gönlünü gönlüme nasip eden Rabbime şükürler olsun sevdiğim. Teşekkürler Esra Hanım. Kabul edin. Evet, kabul edin. Teşekkür ederim. Size layık değil ama. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Çok şaşırtıcı. Sesin çok güzel. Evet çok İftarını seviyorum. İftarını da söylemişti. Şarkı söylemeyi de çok seviyorum. Peki, evet. Peki. Teşekkür ederim. Böyle geliyorum. Mersi. Çok sağ olun. Mersi. Ceyda ve Mustafa geliyor alkışlarla. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Kudadu yanmış gözlerim ağır. Katip benim ben katibim, elle karım.
bir yağmur. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Katibimin setresi uzun eteği çamur. Katibimin setresi uzun eteği çamur. Katip uykudan uyanmış gözleri mahmur. Katip uykudan uyanmış gözleri mahmur. Katip benim ben katip elime karışır. Katibime kolalına gömmek ne güzel yaraşır. Katip benim ben katip elime karışır. Katibime kolalına gömmek ne güzel yaraşır. Beyefendi seni. Tam benzememiş mi ama? Ya çok güzel değiller miydi ya? İnsan sevdiğine kavuşmak istiyor değil mi? Nazen de sevgilim yarime düştüm. Ne diyor? Yarime düştüm müydü? Nazen de sevgilim. Yarime düştüm. Şimdi bu anın yani bu yaşananların mimarı aslında... Senin fan kulübün. Aynen. CKFC Efeleri. Nereye gidiyorsun? Bir şey söyleyeceğim. Çocuklar kaçtılar. Niye kaçıyorsunuz? Kaçtılar. Bir oradan bağırın. Ne diye bağırıyordunuz gelin biraz bakayım. Önce? Gel. Bu kostümleri siz mi getirdiniz? Evet. Konuşabiliyorsunuz mu siz yazmaktan başka? Yazdıkları kadar konuşsalar. Aa, konuşmazlar. Şimdi kostümleri siz aldınız. Onlara hediye ettiniz. Doğru mu? Yani hediye sayılır. Böyle ha, şey. Esam sponsorumuzu size böyle onlar şey sağlamışlar. Aynen böyle ya bir şey tebrik ediyorum sizi. Aferin size ya. Mazen de çok yalnız, güzel oldu muhteşem. Gözünüzden bir şey kaçmasın. Mendile de CM diye de işleme yaptırmışlar yani. Evet. Detaylar. Aynen.
Bak Ceylan size de ne güzel bir anı bu, biliyor musunuz? Çok yakışmış mı? Ha? Kendime çok, çok yakışmış ya. Mustafa tam o zaman o dönem insanlarına benzemiş aynı. Tam o dönemin erkeklerine. Ağır mağır böyle. Mendili böyle yapıyor bana ortada. Böyle yapıyor. Mendili al diyorum, al sana mendili. Yere niye oturuyorsun, o koltuğa oturacaksın diye. Böyle daha estetik gözüküyor ondan. Neyse Ceyda. Deniz kızı gibi böyle. Ya şimdi bir şey söyleyeyim, siz nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Çok, ay, çok mutluyum mutlu şu anda. Çok güzel. Ben moda girdim ya. Ha, ne moduna girdin? Gelin böyle, moduna mı? Şey modu hani... narin, kibar kızlar olur ya o dönemlerde böyle hareketler yaparlar. Niye öyle değil misin sen? Öyleyim de şu an böyle sanki bir koltuğum eksik, koltukta oturmak istedim. Böyle bunların ha, koltukları şey oluyor sultan ya böyle. Bir şey koltuğu aynen eksik. Yok aynen artık Ceyda o kadar. Siz evlendiğiniz zaman evinize öyle bir oda yaparsınız. Kostümleri giyer sultan koltuğuna o... Yapacağım zaten onu. Onu yapacağım. Ya! Çok eğlendim, çok güzeldi. Çok eğlendim. Siz yani de eğlendiyseniz, şey aylar siz de sonra, beğendiyseniz. 31 Ocak'taydı 31 Ocak tanışma tarihiniz. Allah nazardan saklasın, aylar sonra eğlenmeyi öğrendiniz. Aynen, aynen. Esra abla vallahi. Bana böyle şeyler olsun, ben yaparım ya. Sana böyle şeyler olsun. Vallahi çok hoşuma gitti ya. Hatta bir tur daha atayım istersen. Efendim? Ne? Böyle şeyler gelsin bana yani. Anladın mı? Dans, mans vesaire ne bileyim. Geçen bana diyor ki şey yapalım. Neydi o? Tango mu? Ya Mustafa tango. İlk geldin o VTR'e çektiğimiz anla şu anki Mustafa ne kadar farklı. O zaman ne atıyordu sevgili seyirciler? Ben Mustafa Tuncay'ı onu yapmam, bunu yapmam. Çiçekte vermem, kadının önüne git. Neydi? Esra Hanım şimdi tam Mustafa Tuncay olmadın mı ama şöyle bir bakın yani. Ben Mustafa Tuncay. Hadi sultanım da al git bari. Sultanım hadi gidelim. Kalkmaz mı şimdi? Buyurun. Hiç olmazsa sevdim, yardıma düştüm. Bazen de sevgilim, yardıma düştüm. Talibiyle buluşmak üzere. Gel İmrenciğim. Ümren'i birkaç dakika bekletiyoruz. Dün milli atlet sevgili Merve Ufuk'a talip olduğunu açıkladı. Ufuk bir tanışalım, sohbet edelim dedi. Şimdi kararlarını açıklamak üzere çiftimiz geliyor. Kararını ver artık, beklemeden gel yazık, vazgeçersen bu sevdadan eğer. Bir kanıma, hani mekanik sultanlık terk ettin canıma, yaşarım ben seninle bir kanıma, bir kanıma. Nasılsınız? İyiyiz Esra abla, seni sormalı. Çok teşekkür ederim. Merve nasıl geçti görüşme? Güzel geçti Esra Hanım. Ama yani tabii karar Ufuk'un. Güzel geçti ama. Ya çok cici bir hanımefendi Esra abla. Evet. Böyle çok neşeli, çok sakin, çok güler yüzlü. Dün konuştuk sonra numaralaştık. Numaramı verdim. Instagram'dan konuşacağımıza normal konuşalım dedim. Ama kendisine kızmamasını söyledim. Evet. Rica ettim. Hangi konuda kızacak sana? Benim kararım. Kararım konusunda. Evet. Kızmamasını söyledim. Yo dedi, hiçbir zaman kızmayacağım sana dedi. Çok iyi birisin zaten dedi. Ben biliyorum seni. Yani evet, ben Ufu talip olurken gerçekten çok beyefendi olduğunu düşünerekten izlediğim şekilde gelmiştim Esra abla. Gerçekten de öyleydi. Bana yaklaşımları falan ve saygısı gerçekten çok saygılı yaklaşımıydı. Ve ben onun kendisine de söyledim. Böyle bir insan yetiştirdikleri için ailesine de teşekkür ederim. Anne demiştim. Babaya da buradan sevgiler göndeririz. Bu durumda Ufuk kararın olumsuz. Evet. Kararım olumsuz Esra abla. Yolunuz açık kendisine olsun. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ben yerli teşekkür için ediyorum. Merve ve Ufuk'un kararı olumsuz. Alkışlarla uğurluyoruz onları. Şimdi
Ufuk her hayır cevabı verdiğinde Aysun koltuğa daha da yerleşiyor. He? Yok Esra abla, öyle bir şey. Biliyor musun, Ufuk çıktığında mimiklerini kontrol edemiyorsun. Evet. Ya. Ama Esra abla, şimdi direkt kamera beni çekiyor. Evet. Direkt yani. Aynen. Evet. Sürekli de mesaj atıyorlar. Otele gittiğim zaman takır takır yazıyorlar. Sen hala Ufuk seviyorsun. Sen şöylesin. Hala bakıyorsun. Kıskanç mimikler falanlar filanlar. Ama öyle bir şey yok. Yok. Ben saçlarımı kestirdim. Yeni bir sayfa açtım. Taliplerimi bekliyorum. Teşekkür ederim. Saçlarını keserek zaten dün söylemişti, her şeyi geride bırakmıştı. Evet, geride bıraktım. Evet. Yani değer vermeyene, bana değer vermeyene değer vermemeyi öğrendim. Değer verme değil bence. Bir yerden mi alıyorsun? Reçetesi öğrendim var. Esra abla. Zaman öğren. Her şeyin ilacı. Zaman nereden her şey... öğrendin? Vallahi. Doğru, bir dakika. Evet. Nereden öğrendin mesela? Sana ne yaptım ben sana? Sana ne? Öyle, annem bile diyor Ufuk, daha sana hayır yok artık. Geçen gün annesi sana beni savunuyordu, şimdi böyle mi yar diyor? Yar olmaz. İlk Esra abla ilk birkaç gün Ufuk'u savunuyordu hep bana karşı. Hala beni savunuyordur, eminim buna. Öpüyorum. Hala, ben de ellerinden hala öpüyorum. Hala beni savunuyordur, biliyorum. Savunuyordu. Artık dün karar verdik. Yani konuştuk. Ufuk'tan sana hayır yok dedi kızım. Ben dedim anneciğim haklısın. Yoluna bakıyorsun. Yoluna bakıyorum. Evlenmeden gelme diyor. Herkes diyor orada çeyizini gösteriyor. Sende tık yok diyor. Yani. Peki, bekliyoruz istiyorum o zaman. Ümrenciğim nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim ben de. Talibin İzmir'den Arif Bey geliyor alkışlarla. Buyurun. Merhaba. Merhabalar Ümran Hanım. Merhaba. Kaç yaşındasınız? 25 yaşındayım. 25. İzmir'den katılıyorsunuz. İzmir Karşıyaka'dan katılıyorum. Karşıyaka. Evet. Ne iş yapıyorsunuz? Gıda sektöründe çalışıyorum. Beni izlediniz mi peki? Efendim? Beni izlediniz mi? Hakkımda bildiğiniz var mı? Neleri öğrenmek istersin Ümran hakkında? Siz ne iş yapıyordunuz? Tam iyi olarak izleyemedim size, kusura bakmayın. Sesi gelmiyor sana. Anlayamadım. Tam size izleyemedim, kusura bakmayın. Siz ne işe meşgulsünüz? Okuyor musunuz? Yok, okumuyorum. Ev kızıyım ben. Ne güzel. 22 yaşında ve hiç evlilik yapmadı Ümran. Siz de 25 yaşında hiç evlilik yapmamışsınız. Evet. Açıyorum paravanı. Evet. Karşılıklı konuşun. Çok heyecanlısın. Evet, biraz heyecan var. Peki yardımcı olacağım sana. 14 Şubat doğumlusun. 14 Şubat'ta doğumluyum. Ve en büyük hayalin ne? 14 Şubat'ta evlenmek. 14 Şubat'ta da evlenmek. Evet. En büyük hayalim bu. En büyük hayalim bu. Peki kız sana dedi ki mesela, atıyorum Ümran evet dedi. Hayır abi, ben de Aralık'ta evlenmek istiyorum. İlla 14 Şubat'a mı dedi? 14 Şubat'ta evlenmeyi çok arzu ediyorum. Düşünsene, bütün krizleri aşıp tarih konusunu aşamıyorlarmış. Olur olur ya. Ümran, yakından tanımak ister misin? Harif fazla heyecanlı. Hakkınızı helal edin ama kararım olumsuz. Ne ağır ya. Ya, gerçekten ya çok heyecanlı. Keşke yakından, yakından tanımak isterim Ümran Hanım'ı. Ya. Esra abla. Hani Ümran. Ya ümit vermiş gibi olur şimdi. Peki, konuşursa. Senin kararın olumsuz ama bir 5-10 dakika sohbet etsen benim için. Tabii. Biraz. Tamam hadi. Serhat ve Şirin'e geliyor. Serhat'ın annesi Şirin'e ne gönderdi? Göreceğiz beraber. Aşk öyle bir büyük ki.
aşka gönül doymaz. Seven kalbi istesen de susturamazsın. Önce şunu vereyim ben. Bu arada sevgili seyirciler, İmren ve Arda'nın sıkı fıkı olması da gözden maalesef ki kaçmıyor. Ama arkadaşça konuşuyorlar, sakın yanlış anlamayın. Ben bunu söyleyeyim de ondan sonrası sizde. Ve şimdi Sevgi gelecek. Sevgi görme engelli. Fakat onun da hikayesi yaşama tutunmayla başlıyor, mücadeleyle başlıyor. Kendi hikayesini anlatmak üzere onu çağırmadan önce kendi sesiyle size bir mektup yazdı. Bu mektup şu anda ekran başına bizi izleyen herkese aslında bir mesaj. Buyurun izleyelim. Ben Sevgi, doğuştan görme engelli. 38 yıldır gönül gözüyle gören, hayatın önüme çıkardığı bütün zorlukların karşısında ayakta heptik, dağ gibi yılmadan, yıkılmadan duran Sevgi. Makyajını yapan, saçını boyatan, biz normaliz, sen eksik diyen insanların koyduğu engeller acıtsa da canını, hayata inadına gülümseyen Sevgi. Ben Sevgi, adı üstünde Sevgi. Ailesinin el bebek gül bebek hassasiyet ile büyüttüğü, sevgisini hiçbir zaman eksik etmeyen, ailesinin biricik kızı Sevgi. Ağaçları, kuşları, renkleri kendi karanlık dünyasında hisleriyle çizen Sevgi. Güneşin, ayın, yıldızların çok uzaklarda olduğunu bilen ama güneş ile ayın birbirinden farkını sadece hava sıcak olduğunda ayırt edebilen Sevgi. Ben Sevgi. Yaşama sevincini bir gün bile olsa kaybetmemiş, her zaman şükreden, hayat ile mücadelesine pes etmeden devam eden ve ömrü boyu etmeye devam edecek olan Sevgi. Ben Sevgi. En büyük hayallerinden birine sadece birkaç dakika sonra sarılacak olan Sevgi. Kiminiz anlattıklarımı dinlerken gözyaşlarını tutamayacak belki. Kiminiz kendinden bir şeyler bulacak. Bana acıyan değil, hayata bağlılığımı benimle paylaşan yüreklere dokunmaya. Şaşkınlıkla bakan değil, bana gülümseyerek bakan gözleri yüzümde hissetmeye geliyorum. Teşekkür ederim, siz? İyiyim. Evet. Heyecanlı mısın? Çok değil. Sadece sizi görmenin heyecanı. Söylemek istediğim şey şu. Evet, bana acımaya değil, hayata bağlılığımı benimle paylaşmaya var mısınız? Varız. Bana sen eksiksin, biz normal demek yerine sen de bizdensin demeye var mısınız? Çünkü benim sizden bir farkım yok. Hepinizi görüyorum. Kendi gözümle, kendi gönül gözümle görüyorum ben sizi. Ve en büyük hayallerimden bir tanesine kavuşmama yardımcı olan başta ATV ekibi, sonra çok sevdiğim, gerçekten bir hafta içinde bana çok çok yardımcı olan, çok sevdiğim Nazlı Hanım ve Elif, arkadaşım Elif, iki günde dostum olan Elif, bana arkadaşlık, kardeşlik yapan Elif. İkisine de çok çok teşekkür ederim. İkinizi de çok seviyorum.
Nazlı nerede? Elif, mikrofona. İki günde neler paylaştınız? İki günde Elif'le çok şey paylaştık. Bir, iki koca günü beraber geçirdik biz Elif'le. Birlikte gezdik, dolaştık, kuaföre gittik, alışveriş merkezinde gezdik. Elif bana hep gülümseyerek baktı. Elif, ben seni görüyorum dediğimde, evet sevgi dedi. Elif, ben seni şu an şunu yapıyorsun dediğimde, aa sevgi sen bunu nasıl gördün demedi hiç. Sen de bizdensin dedi. Elif bana o kadar normaldi ki yeri geldi merdiveni hatırlatmayı unuttu. Benim gibi onun gibi yürüyebildiğimi gördüğünde aa nasıl bile demedi. Nasıl diye tepki bile vermedi. O kadar normaldi benimle. Elif benim gerçekten arkadaşım. Sevginin söylediği her şey çok doğru. Yani onunla birlikteyken hiçbir zaman farklı bir şey hissetmedim. Yani her şey o kadar normaldi ki onu normalleştirmeyen insanlara çok şaşırdım aksine. Çünkü çok farklı bir insan. Yani o kadar doğal, o kadar enerjik ki her şekilde onu çok tebrik ediyorum gerçekten. Çok teşekkür ederim. Hoş çok geldin. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Oturmak çok teşekkür ederim. Hayır, böyle çok iyiyim. Tamam, gel birkaç adım daha atalım istersen. Bu arada ben sizinle aynı memleketliyim. Sinoplusun. Evet, Sinopluyum, Ayancıklıyım. Buradan da çok konuştum belki ama Ayancık'taki bütün sevdiklerime, özellikle babama, tek aşkım olan babama sevgilerimi iletiyorum. Ayancık'taki, Gebze'deki sizin hayranınız olan, fanınız olan yengeme, Almanya'daki akrabalarıma, bütün aileme, arkadaşlarıma sevgilerimi iletiyorum. Sinop'a selam olsun, Ayancık'a selam olsun. Şimdi sevgili seyirciler, Sevgi bir kere daha sizi şaşırsın mı? Sevgi 38 yaşında, Sinop'ta 28 yaşına kadar ailenle yaşıyorsun. Evet. Ve orada görme engelli okulu olmadığı için gidemiyorsun. Evet. Sonra bir anda karar veriyor, artık hayata tek başıma tutunmam lazım diyor ve İstanbul'a geliyor. Bundan sonrasını sen anlatmak ister misin? Doğru. Daha sonrasında öncelikle şöyle oldu benim İstanbul'a gelişim. Bir yerlerden başlamam lazım. Kendime bir bilgisayar istiyorum. Ama bilgisayar nasıl kullanılır? Klavyesini bile bilmiyorum. Az önce tek aşkım dediğim babam, kızının yine var olan hayallerini gerçekleştirebilmek adına o bilgisayarı kızı belki kullanamayacağını düşündü. Ama yine... O programla birlikte kızına o bilgisayarı satın aldı. Sonrasında tabii ki programı kullanamadı kızı ve bilgisayar çöktü. Programı aldığım yere gittiğimde ise bana şu soruyla karşılaştım. Şirket sahibi sen hangi üniversite mezunusun dediğinde ben görme engelliler okuluna gitmediğimi anlattım. Sonra Emirgan'daki 6 nokta körler rehabilitasyon merkeziyle tanıştım 28 yaşındayken. İstanbul'a geliş maceram böyle başladı. Sonrasında ise... okul bitti ve bir iş buldum kendime. Bir 9 yıl kadar, bu 9. senemdi. Bir özel havayolu şirketinde çalıştım. Çağrı merkezinde görev yaptım. Çağrı merkezinde görev yaptım. Sonrasında rezervasyon memuru olarak çalıştım. Ki benim kendi sertifikalarım, kendimi yetiştirdim. Şu an lise mezunuyum. Kendi bir şirketin sekreteryasını yürütebilecek kadar da bilgiye, tecrübeye sahibim. Ama bu 9 yıllık süreçte... Şimdi sevgili seyirciler şunu da anlatmak istiyorum. Hani siz imkan yok, yapamıyoruz diyorsunuz ya, bu 9 yıllık süreçte hiç bilmediği bir şehre gelip tek başına yaşayıp aynı zamanda çalışan ve kariyer yapmaya çalışan bir kadın da Sevgi. Bu arada güzel bir şey de olmuş. Kendine evet, bir ev evet, almışsın. Bir de, evet, bir de evim var. Kredisini ödemeye devam ettiğim bir evim var. Ya. Hikayemin maalesef hazin tarafı burada başlıyor. 31 Ocak itibariyle hani çok zamanınızı aldım belki Esra Hanım. Bunun için çok özür dilerim. Seni dinlemekten. 31 Ocak itibariyle işsiz kaldım. Bu zaman çerçevesinde hani yaptığım iş aramalarına inanamazsınız. Ben Sultan Gazi'den geliyorum. Başvurmadığım kaymakamlık, milletvekilleri, İşkur, çevremdeki arkadaşlarım, hiç kimse kalmadı. Ama maalesef hikayemin hazin tarafı dedim ya, adınız görme engelliyse bir kere ne olursa olsun CV'niz maalesef adınız görme engelli. Olumlu gittiğim bütün iş görüşmeleri geri dönmedi. Çok özür dileyerek bir şey daha anlatacağım. Sultan Gazi Belediye Başkanı'na gittim, Sayın Belediye Başkanı'na.
iş istediğimi söyledim. Ben para yardımı istemiyorum. Asla, benim ailem var çünkü. Ben hani parasız olan biri değilim. Para yardımı asla istemiyorum kimseden. Ben kendisine gittim. Ben çalışarak evet. elde edeceğim parayı istiyorum. Ve hayatımı ona göre yönetmek istiyorum dedin. Evet, kendisine gittim. Aynen bu şekilde anlattım. CV'mi verdim. Hani tutamadım gözyaşımı. Bir insanın kendisi için yardım istemek çok zordur Esra Hanım. Başkaları için her şeyi istersiniz. Tabii. Ama kendinize yardım isterken çok zorlanırsınız. Tutamadım gözyaşlarımı. Sayın Belediye Başkanı, önce beni büyük bir umutla, sana elimden geleni yapacağım, iş bulmak için ne gerekiyorsa yapacağım deyip, geçti 20 gün geçti, dönüş yok. Sonrasında kalem müdürüne beni yönlendirdi. Dedi, kalem müdürünün verdiği tepki şuydu bana. Belediyeler yol yapar, hastane yapar, park yapar ama iş bulmaz. Evet, size. Aynen bu cümleyi söyledi Sayın Belediye Başkanı'nın, Sultan Gazi Belediye Başkanı'nın ama kalem belediye müdürü. Ama belediye başkanıyla alakalı değil. Değil, hayır, yanındaki asla değil. Kişiyle alakalı. Neyse, boş ver. Bunu ben evet. aslında şu anda şu cümleyi duymak istiyorum. Şimdi Sevgi diyor ki, benim her türlü donanımım var ve iş istiyorum. Evet, ben tamamen hani iş istiyorum, çalışmak istiyorum. Bana para yardımı değil. Asla. Ben evet asla böyle bir şey istemiyorum. Çalışıp kendi ekonomik özgürlüğümü kazanmak istiyorum. İnşallah şöyle söyleyeyim, çağrı merkezlerinde başvurular gelirse şu an itibariyle Sevgi 38 yaşında, Sultan Gazi bölgesinde evet, yaşıyor. Her yerde çalışabilirim. Bilgisayar kullanıyor ve her bölgede de çalışabilir. Ben bu anonsu yaptıktan sonra gelecek olan çağrıları, gelecek olan iş imkanlarını heyecanla bekliyorum. Biraz sonra seninle de paylaşacağız, tamam mı? Çok teşekkür ederim. Çok Hadi teşekkür gel. Ederim. Şimdi Elif senin yanına geliyor. Bir alkış alabilir miyim? Elif senin yanında. Hı hı. Yeni bir yolculuk daha başlıyor. Bundan sonraki süreçte yine beraberiz. Kalbimiz seninle. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok memnun oldum Esra Hanım. Gel, gel, gel. Dikkat et kendine. Siz de. Çok sevindim. Elif. Bunun üstüne ben bir İmkansız şiir okuyabilir miyim? İmkansız diye bir şey yok. Ben bunun üstüne bir şiir okuyabilir Söyle. Miyim mesela? Şiir okumak istiyorum. Bunun üstüne. Şiir okumak istiyorsun. Evet. Oku. Aynası. Yaşlı birer bunak olalım seninle. Senin kulakların afişlisin. Benim gözlerim uzağa seçemesin. Sen duymak için bir karış mesafeden konuş. Ben görmek için bir karış mesafene gireyim. Sen dudaklarım oku. Ben yüzüne dokunayım. Yaşlı birer bana kalalım seninle. Sen gözüm ol, ben kulağım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Biraz duygulandım. Annen ne yönlerdi? Annem şimdi bana sarma yapmıştı. Evet. Sarmadan sonra kutuyu boş geri vermemek için. Kutu çok evet. güzeldi çünkü. Bu arada Şükriye teyze telefon hattındaymış. Tamam. Anne. Alo. İyi günler Esra Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hamdolsun. İyiyiz biz de. Şirine de burada. Serhat da burada. Ekranda görüyorsunuz sanırım onları. Evet Esra Hanım. Öncelikle sizin ekibinizin, çok çok kıymetli ekibinizin. Orada bulunan, lojada bulunan herkesin. Ramazan'ını kutlar, iyi günler dilerim. Çok duygusal bir gün geçirdik bugün. İnan ben de şu an ağlamak üzereyim. Özür dilerim. Ah, buradan Şirin'in ailesine, onu oğlumu beğenerek yolladıkları için, sevdiği için, onu iki gündür ağlattıkları, üzdükleri için ailesinden çok özür diliyorum. Kendi adıma, bizde ilgisi olmayan bir olaydan dolayı onun da ailesinden çok özür diliyorum. Anladın mı şimdi? Selamünaleyküm.
Bir şey... canım, efendim oğlum. Anneciğim. Yolun açık olsun. Sağ ol anneciğim, ağzına sağlık. Yavrum. Teşekkür ederiz. Eğer yolunuz uzunsa Allah yolunuzu açık etsin. Amin. Çok amin teşekkür cümlemizi. Ederiz. Şimdi eğer ki birbirinize karşı duygunuz varsa bu eli asla bırakmayın çocuğum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hadi. Canım oğlum. Çok teşekkürler anneciğim. Anneciğim mi? Evet. Sağ ol yavrum. Evet. Sağ ol yavrum. O bilmez Şükriye Hanım'ı veya Şükriye teyzeyi. O anne direkt. Evet. Teşekkür ederim evladım. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Güzel canım oğlum olmuş. Sen dik duruşunla, efendiliğinden, güzel bakışından sen benim kalbimdesin, ruhumdasın, her şeyimdesin. Sağ ol anneciğim. Her zaman arkandayım. Senin yetiştirdiğin gibi olmaya çalıştım inşallah annem. Sağ olasın. Benim kısmet ne olursa olsun ikinizin de arkasındayım. Biliyorum ki sen yanlış adım atmazsın. Biliyorum ki sen kendine yakışanı, ailene yakışanı yanına katarsın yavrum. Evet anneciğim. Ömrün uzun olsun, yolun açık olsun. Başka ne diyeyim yavrum? Senin seçimine hiçbir zaman karşı durmam. Her zaman arkanızdayım. Bu bugün de böyle, yarın da böyle, ölene kadar da böyle olacak. Teşekkürler benim anneciğim. Benim de sevdiğini aldı. Şimdi çok mutlu. Sen de inşallah abin gibi mutlu olursun. İnşallah. İnşallah. Birlikte olursun. Yolunuz açık olsun. Sakın, sakın engele takılma yavrum. Yok anneciğim. Sakın, sakın. Engellere takılma. Engellere takılma. Engellere takılma. Evet, evet. Aslında benim mesela... Benim oğlum yolunu biliyor. Şöyle söyleyeyim, hani konuşma çok böyle ince mesajlı bir konuşmaydı evet. Sanırım. Evet, evet. Benim oğluma kim ne tuzak kurduysa benim oğlum çok akıllı. O tuzağı aşmasını bilir, seçimini güzel yapar. Ben onun her zaman arkasındayım. Esra'cığım... Dinliyorum. Sana da teşekkür ederim. Ben Mers. Kızım da sana emanet. Çok teşekkürler. Önce Allah'a emanetler. Amin, amin. Önce Rabbime emanet. Ay, aynen öyle. Çok teşekkür ederim yayına katıldığınız Şirin. İçin. Hediye şimdi. İçin teşekkür ederim. Hediye için çok teşekkür ediyorum size anneciğim. Anne duydun mu? Duydum oğlum. Çok hediye için çok teşekkür ederim dedi. Evet. Bir görebilir miyiz hediyeyi bu arada? Şimdi çok o kutuda... Hediye, çok üzüldü diye yolladım ona. Çok teşekkürler. Şirin'e dolma getirmişti. Evet. Hani yemek getirilen tabak... boş gönderilmez. Asla boş gönderilmez. O kutu da boş gönderilmez. Anne sanırım Serhat'ın çeyizinden patik ve tülbent. Yakışır mı bilmiyorum. Çok güzelmiş. Siz nasıl takıyorsunuz? Biz direkt böyle takıyoruz. Şöyle. Hop. Şükriye teyze. Şükriye teyze şu anda görüyor musunuz gönderdiğiniz? Evet. Eşarbı taktı. Çok teşekkür ederim. Çok güzelmiş. Anne, çok da yakıştı yalnız. Ne diyor anne? Çok yakıştı, çok yakıştı. Teşekkürler. Çok güzelmiş. Ellerinizden öpüyorum. Sevgiler. Fırtınalar kopuyor ara ara. Ama bazen bir ilişkide o sallantılar, fırtınalar iyidir. Evet. İlk etaplarda zaten şöyle bir şey. Tanıma aşamaları daha önce de bahsetmiştim ben. Tanıma aşamalarında kavgalar olur, gürültüler olur, tartışmalar olur ama... Biz tanıma aşamasında bizim kendi kavgamızı hiç yaşayamadık. Olmadı çok şükür. Dün de ağlamıştı. O ağlamasının da sebebi herkes şey yapmıştı. Korktu işin gerçeği baştan. Niye hep kavga oluyor, niye hep tartışma oluyor dedi. Sonra da niye hep o kişinin ismi geçiyor dedi. Üzülüyor ben dedi yani direkt onun ağzından söylüyor. Sonra yayından sonra da telefonda konuştuk. Biraz anlattı bana olan şeyleri. Hatta ben de onu kendi anladım. De şey dedi, gönlün mü var dedi yani. Evet, öyle, bana öyleyse bunu açıkladı. Benim bilmediğim, evet, senin benim bilmediğim şey bir şey varsa söyle ben dedim. Bir şey demeyeceğim dedim. Yok öyle bir şey asla olmaz. Öyle bir şey olmadığını öyle bir şey ve olmaz. Öyle bir şey olsa kesinlikle onun duygularıyla evet. Asla oynamam. Öyle bir karakterde bir insan değilim. Daha önce de hiç yapmadım, yapmam da. Yani hayatımda ya sadece duygum, Şirin. Ya duygum ya yok. Evet, şu an hayatımda sadece Şirin var. Şirin'i tanıma aşamasındayım. Kısmetse her şey olur. İkimiz için de hayırlısıysa. Ben onun için hayırsızsam zaten olmasın. Yani ben ne kadar istesem de olmasın derim.
O benim için hayırsızsa olmasın. Yani hiç kimse kimseyi üzmeye hakkı yok. Nasıl? Yani... Şirine ile Serhat oradan baktığınızda? Ya ben Serhat'ı yaklaşık 5 aydır tanıyorum. İlk defa bu kadar gözlerinin içi gülerken gördüm. Zaten Şirin de devamlı Serhat'a dışarı çıkarken falan haber veriyor. Hatta giydiği kıyafetleri bile Serhat'a atıyor. Biz de inşallah böyle bayan aday bekliyoruz yani abla, o yüzden. Hani bunu giyeceğim iznin var mı gibi? Evet, izin alması sadece, çok hoş bir şey yani Serhat'tan. Sadece hafta sonu bir şey hazırlıksız gelmişti, bilmiyordu. Hafta sonu öyle bir şey olmuştu. Çok kısa bir şey evet, vardı. Onu hemen şey mont vardı bana. Diyor, montunu her yerimi hemen kapat giydirdim. Diyor. Her yerimi kapatırdı. Kurdeşen, kurdeşen çıkaracaktı kızı yakıyor. Abime de öyle dolaştı. Düşünsene ufuk. Esra abla zaten Şirin'e çok şirin biri. Çok tatlı. Şirin'e her diyorsun. Şeyi yapıyor ama benim dikkat ettiğim tek bir şey var. Söyle. Serhat çok değişti. Nasıl değişti? Dışarıda full Şirin'e ile yani. Hep onunla zaman geçiriyor. Bizim yanımıza gelmiyor ama çok değişti. Ona değişti denmez. Serhat Şirin'e'yi bulunca bizi sattı denir. Sattı hesabı. Bu iş böyle diyor. Vallahi satmıştı Serhat. Ya bir de yazık bir çocuk tek başına takılıyordu. Kaç defa direklerle yani. Fotoğraf çekildi. Şimdi bizim yanımıza gelmiyor hesabla. Suratlarına bile bakma. Bak abicim burası arkadaşlık değil programı evet. Değil. Burası evlilik programı. Bulduğunda sahip çıkacağım. Tamam. Tamam. Alkışlarla uğurluyoruz sizi. Teşekkür ederim. Buyurun. Ve Gülşafak ve Alihan geliyor alkışlarla. Önce minik bir hatırlatmamız var. Bu arada Sevgi Stüdyo'da olduğuna göre bir hareketlilik durumu söz konusu. Sanırım yaptığımız anons itibariyle telefonlar çalmaya başladı. Sevgi'yi tekrar stüdyoya getirdiler. Şu anda sandalyede oturtuyorlar. Bakalım bizi ne sürpriz bekliyor. Bu arada hemen Alihan ve Gülşafak'la ilgili o hatırlatmayı alalım. Ardından buradayız. Gülşafak Hanım eve geldiğinde odadayken sana ne soru sordu ve ne söyledi? Sonuçta Gülşafak bana güvendiği için paylaştı. Burada açıklamak çok da doğru bulmuyorum ama istiyorsa Gülşafak Hanım kendisi söylesin. O gün Gülşafak ben Serhat'a aşığım dedi mi demedi mi? Ne? Bu konuyu konuşmadık. Benim ailemden konuştuk ya. Bu konuyu nerede konuştuk? Esra Hanım beni görmedi. Ya söyle gitsin ya. Zaten kalmış orada. Söyle gitsin diyor hala. Niye saklıyorsun bu kadar ya? Niye saklıyorsun bu kadar? Esra abla. Yani Serhat'tan hoşlanıyor. Ya o yüzden ne? Ağladı. Burada Serhat'a duygularım olmuş olsa ben burada kaç kere ağladım yani. Hepsi Serhat'a gitsin o zaman. Birlikte bu ne demek ya? Birlikte aynı odada dertleştiğim ve konuyu Esra paylaştığım insan Esra mı ablacığım, söylüyor? Esra ablacığım, Esra ablacığım benim anlamadığım konular var. Ve Pamuk'un açıklamaları var. Bu açıklamalar sizi ilgilendiriyor. O görüntüler ekrana gelsin. Dün canlı yayında da zaten söz konusu oldu. Tarık'la ne zaman ilişkin başladığından beri Gülşafak hep benimle birazcık yaklaşmaya başladı. Bence bu samimiyetin noktası bence Serhat'la Tarık'la çok yakın olmamızı ve hep birlikte takılmamızı istediği için böyle bir yakınlık olduğunu düşünüyorum. O gün de zaten iftar yemeğine gelmesi gerçekten büyük bir suçtu. Bana ulaşamayıp da Serhat'a arayıp da Serhat'a ulaşması... Serhat'ı araması ve yanında talibi varken bu yanlış anlaşılma oldu. Ben telefonumu açmadıysam keşke Serhat'ı hiç aramasaydı. Benim aşık oldum, seviyorum var mı? Aşık oldum işte. Gülşafak Serhat'tan hoşlanıyor. Bence artık itiraf et. Gülşafak Serhat'tan hoşlanıyor. Bence artık itiraf et. Çok az zamanım var. İtiraf et ve gerçekten güzel bir aşk sizi bekliyor diyebilirim.
Pamuk ya ben de istiyorum artık. Sen çok mutlusun. Ben de artık senin gibi mutlu olmak istiyorum dedin defalarca. Ve Serhat'tan çok hoşlandığını itiraf ettin. Dün de söylemedin, hiçbir şey söylemedin. Ama bana bu defalarca kendini zaten itiraf ettin. Artık mutlu olmak istiyorum, Serhat'la olmak istiyorum diye itiraf ettin. O gün de oraya gelmenin ve söylediğin her şeyin zaten amacıydı, Serhat'tı. Bence artık itiraf et. Nasıl başlamak istersin? Nereden başlamak istersin? Esra abla zor duruyorum ben. Efendim? Zor duruyorum şu anda zaten. Zor gidiyordum. Ebru abla tuttu beni. Gitme dedi. Arkadaşlarım da geldi zaten almaya. Zor duracağım. Esra abla nereden başlayacağım bilmiyorum. Ben de bir ailenin kızıyım. Benim de bir annem, babam, ablam. Eniştem, kız kardeşim var. Bunun dışında Akçay'da da bir ailem var. Herkesin bir ailesi var. Burada herkes, birileri, bazı insanlar gözyaşları döktüğü zaman, bazı şeyleri isyan ettiği zaman onun da bir ailesi var deyip herkes kendi ailesini savunabiliyorsa ben de kendimi ve kendi ailemi savunabilirim Esra ablacığım. Bu benim en doğal hakkım. Peki aileyle ben de bir ailenin alaka? Çocuğuyum. Esra abla, burada yaşadıklarımın hiçbirisini hak etmiyorum. Hiçbirisini. Ben seviyor olsam delikanlı bir kızım Esra abla ben. Siz şurada çıktığımız zaman stüdyoyu terk ettiğimde gelip bana sarılmadınız mı sen aşık olmuşsun diye? Evet. Ağlamadık mı? Babam geldiğinde ağlamadık mı? 80 milyon benimle birlikte ağlamadı mı? Niye gittin o akşam? Bütün problem orada Gülşafak. Gitmez. Yani gitmez olaydım. Ben insanların samimiyetine inandım. Kimin samimiyetine inandın? Pamuk'un, Serhat'ın, Tarık'ın. Burada arka tarafta sürekli bana selam veren insanlar bunlar ya. Buraya gelince niye böyle yapıyorlar? Neden yok sizin? Neden? Niçin ya? Mesela Pamuk'a ulaşamayınca seninle çardakta otururken konuşurken biz. Pamuk'a ulaşamayınca Serhat Bey niye beni aradı? Hangi çardak? Çarşamba günü iftar yemeğinin olduğu gün. Esra abla ben onun İftar kardeşimle dışarıda oturuyordum. Bunu da inkar edin. Esra abla ben i̇nkar onun kardeşimle dışarıda... İnkar et bunu da inkar et. Arama kaydın duruyor. Sen inkar ettin her şeyi. İnkar et. Ortaya çıkınca yalanın ortaya çıkınca susmuyorsun bile. İnkar et. Yapma bunu Allah aşkına ben seni ne zaman aradım yapma ya. Ya yapmayın. Sen beni arıyorsun. Sen Ufuk. Numaram bile yok bende. Ben sana arkadaşlığına değer verdim. Doğum günde burada sürpriz yapan tek kişi yalan. Bendim. Bir de giden bir arkadaşımız. O fikir bile benden çıkmıştı. Arkadaşlığına değer verdim. Ramazan gecesi evine geliyorum. Karşılığı mükafatı bu mu? Bu mu? Sen dün konuştun. Sen şimdi sus. Konuşma. Gülşafak, konuşma. Sen dün konuşacağını konuştun. Arkadaşlığını da değer. Arkadaşlığını da belli ettin. Ben senin arkadaş değilim zaten ya. Saçmalama ya. İşine gelince benimle arkadaş oluyorsun Gülşafak. Caner'in düğününde de beni bilerek çağırmadın mı? Efendim? İşine gelince arkadaşsın. O ya. Gün geldin burada dedin ki yok saati saptırıyorsun bunlar benden prim yapıyorsun. Bunlar senin üstü kuruntuların. Bir dakika tamam bir dur. Bunlar. Ben de konuşacağım bir dakika. Peki bir şey söyleyeceğim. Esra abla bir buçuk aydır. Hayır, konuşarak insanları susturma. Konuşarak insanları susturuyorsun. Bekleyin. Arkadaş değilseniz onların sus. Evine nasıl gidiyorsun? Hadi söyle. Esra abla kendisi arkadaşlığı inkar ediyor şu ne anda burada. Ne yüzle geliyorsun o zaman? Dışarıda yüzüme gülüp bana selam veren. Annesinin elini öptüğümü bile burada yalanlayan bir insansın sen. Dün annem söyledi. Burada yalan Esra abla. Gördü iki saat dolaştı dedi çil çil gibi. Ya ben ne söylesem yalanlıyorsunuz. Ya bir sus. Yalanlıyorsunuz. Bir susana bir dakika. Ne söylesem yalanlıyorsunuz zaten. Bir sus ben de konuşacağım diyorum sana. Evin içinde de dışında da kamera varmış. Hangi hakla sen beni izinsiz çekiyorsun? Güvenlik kamerası canım hangi benim. Hangi akla çekiyorsun beni izledin? Ya seni kim çekiyor? Evin bak, içinde de bir, dışına da var. Esra abla 100 kere izledim yayını. Çekiyor. İçinde de var kamera Esra dışına abla. Da var diyor. Hangi Esra akla abla bizim için? Evin güvenlik kamerası ya. Sen nereye geldiğini bilmiyorsun ki. Esra abla şimdi bu konuyla ilgili ya bir dakika, ben seni daha önce de annemle birlikte evine geldim. Tamam bir dakika ben bir konuşayım. Nasıl arkadaşlığımız yok Allah diyebiliyorsun? Allah Allah. Sana kimse öğretmedi mi kızım bu yaşına kadar konuşmayı ya? Bir sus. Ben konuşuyorum sana sus dedim zaten. Ya Esra bir dakika susur musunuz ben de konuşmak istiyorum. Ya niye bu kadar çıldırdın? Ben böyle şeylere gelemem bir çünkü. Bir dakikan var. Tamam Esra abla kendini çok iyi tanıtan kameralar... ...konuşmadım. Kelimelere dikkat edin. Bir buçuk aydır burada benimle işine gelince kanka kanka. Baban geldiğinde bak baban geldi ben sizi eve bıraktım.
Arabada demedin mi Serhat'a duygularıma engel olamıyorum. Ben de demedin mi seviyorsan çık. Hayır yok öyle bir şey dedin. Ben şaka yapıyorum. Esra babam ne zaman gelmişti kayıtlara bakalım. Kaç ay olmuş? Oho deme bir dakika. Kaç ay olmuş Esra ablacığım? Ya bir dakika canım benim bir dakika. Kaç ay olmuş? Bir dakika. Ben kaç ay olmuş bana süreyle gel Allah süreyle. Allah. Bana geçmişi pişirip önüme getirmeyin ya. Gitsin diyen benim burada. Ben 10 saniye öncesini canım benim, unutuyorum. Bir sus. Neden bahsediyorsun? Evet, doğum gününde de aynı şeyleri söylüyor ya. Doğum gününde ben sürpriz yaptım. Gizem geldi bana dedi ki her şeyi ben yaptım. Gülşafak sadece geldi katıldı. Ondan sonra bir dakika dur ya. Sinirlenme bir dakika. 1,5 aydır burada benimle arkadaşlık yapmadın. Dışarıda annem diyor ki beni gördü diyor. Gezdi dolaştı. Herkes elimi öptükten sonra diyor yanıma geldi. Ben dün ne dedim? Bize geldin iyi bir şey yaptın dedim değil mi iftara? İftardan gezdim, sonra. Dolaştım mı? İftardan sonra bize geldin iyi bir şey yaptın dedim mi? Ben anneni bir kere bankta otururken gördüm. Ona bir açıklama ya getireyim. Bir dinlemeyi ya. Anneni bankta otururken gördüm Esra, yani. Ben dün dedim ki. Ya of ya. Benim asıl meselelerim bunlar sus. Değil ya. Ya bir sus ya. Bunlar değil o yüzden sen peki, sus. Şey canım bir sus sen ya. Sus. Ya yanındaki adama saygısızlık yapma bari ya. Çorba gibi karıştırıyorsun ortalığı 2 dakikada. Bir dakika biraz daha vereceğiz. Esra abla. Niye gittin o akşam? Esra abla bize geldiğinde ben demedim mi? Esra abla söyledim. Bekleyin. Neden ben gittiğimi dedim. Söyledim. Ablam da zaten telefonda bağlanmak için dün 1 saat boyunca beklemiş, aramış, düşürememiş. Tamam. Annem de bağlanmak istemiş. Peki, düşürememiş. Pamuk yalan mı söylüyor? Esra abla öyle bir konu geçmedi bizim aramızda. Esra abla hayır itiraz ediyorum. Ben kesinlikle yalan söyleyen bir insan değilim. Ben birincisi itiraz bu, ikincisi ediyorum benim Pamuk. Yüzümde de hiçbir şekilde maske yok. Sen dışarıda ne söylüyorsan ben de gelip burada çek boşanı VTR çekmem. Yaklaşık 10 aydır buradayım. Herkesin hakkında kalktı VTR çekmem. Senin bana söylediklerine ilgili zaten VTR çektim. Sen Serhat'tan hoşlanırım demedin mi? Bana dedin. Demedim. Dedin. Ha, demedim. Beyefendi siz diyor. Ne demek demedin ya? Ben nereden uyduruyorum? Birincisi. Demedim. İkincisi sen bunu bana söyledin. Serhat'tan hoşlanıyorum. Hatta pamuk dedin. Ben de artık senin gibi mutlu olmak istiyorum. Ben de sizin grupta olmak istiyorum. Grupta ben de olmak sizinle birlikte olmak istiyorum. Bunları kendin söyledin. Ben benim bu durumu düşündüğümde %90 sebebi sen değil. Sen bir şey söyleyeceğim. Pamuk niye böyle bir yalan uydursun? Ya niye uydurayım? Esra'nın yalanı doğrusu beni ilgilendirmiyor artık. O arkadaşlığının seviyesini belli etti. Ben arkadaşım değilsin zaten. Esra abla izin verir misin Pamuk lütfen doğruyu, ya? Hayır, Pamuk doğruyu söyleyemiyorsa niye arkadaşlığının seviyesini belli etti? Ya benim Esra arkadaşım abla, değil yani, ki Esra abla. O diyor ki, o bana hayır böyle ya. Söyledi diyor. Ben diyorum ki ya. Ya bir dakika ya, ben kendini bilmeyen bir insan mıyım? Ne dediğini bilmeyen bir insan mıyım? Allah'a şükür aklımdan, şuurumdan hiçbir şeyim yok benim yani. Ben nerede ne dediğimi de çok iyi biliyorum, nerede ne yaptığımı da çok iyi biliyorum. Benim aklımdan şüphem de yok. Evet. Evet, ben nerede ne dediğimi çok iyi biliyorum. Ve ben böyle bir cümle kurmadım Esra abla. Ben hatta Serhat'la ilgili odada konuşmadım bile. Pamuk açtı mevzuyu. Ne dedi? Hayır, ben ne açacağım? Dedi ki, ben ama Serhat için ağlamadım. Hayır, ben öyle bir şey açmadım bakın, Esra abla. Ben şuna açıklık getirmek istiyorum. Ben Serhat için ağlayarak gitmedim o eve. Benim ailemle ufak bir münakaşam oldu. Ve bunun, şöyle söyleyeyim, ilerisinde İmren'i aradım telefon... Konuştuk. İmren uzaktaydı, yanına gidemedim. Tamam, madem, başka arkadaşımı aradım, olmadı. Ben de Pamuk dedim, Pamuk'la birlikte kanalda, çardakta otururken konuşmamızın üzerine iftar yemeğinden sonra gider miyiz Ömer abinin evet, yanına dedik. Evet dedi ki Ömer abinin yanına gidebilir miyiz? Ben senin gibi nasıl olamadım? Ben senin gibi nasıl ne? Popüler olamadım? Birazcık gündem yapayım. Ne? Bali süre yapayım. Yani konuşayım mı daha? Aynen bu şekilde çardakta bunları konuştu. Ben dedim ki bakın annemle birlikte biz yemeğe gideceğiz. İftara gideceğiz. Büyükler olacak. Ondan sonra gideriz. Ondan sonra ağlaması vesaire. Hepsi de oldu. Serhat'tan hoşlanıyorum dedi. Niye sen kendi? Sen bak bu bana ikinci... Neden muhatap oluyorum? Söylemeyin. Gerçekten olma. İstemiyorum ya. Senin gibi bir arkadaşa ihtiyacım yok benim. Benim senin gibi bir ihtiyacım niye yok yani. Niye ağlıyordun burada geçen gün? Tarık'tan ayrıldın. Evet. Yazıklar olsun ya. Senin yüzünden ilişkimle bu duruma geldi. Bunun bütün sebebi de sensin. Senin ilişkinin sensin. Bitmesine sebep ben sensin. Değilim. Sen ben değilim. Bunu sen de biliyorsun. Benim babam bunu bile sen dedi de çok ki, iyi biliyorsun. Kendi ağzına söyledi. Benim babam Gülşafak bile dedi sen ki, büyüklerin olduğu yerde senin, o kızın senin geçip vakti nasıl gelir dedi. Nasıl evin içine gelir? Sen yüzden ben ailemle bir sorun yaşadım. Gülşafak ben geleceğim dedi. Babam da bile geleceğim konuşsun sen. Geleceğim niye diyorsun evet, o zaman bana? İstemiyorum ya. Gülşafak geleceğim ben seninle sen, birlikte görüşmeye dedi. Bir saniye. Ay iyilik yap denize al. Boşuna dememişler. Sorununu anlatmak için gittin. Oraya. Esra abla sadece sorunumu Serhat'la anlatmak için gittim. Serhat'la ilgili şeyi söylemedim. Onunla oturup bir konuşmak için gittim. Çünkü beni kendime getirebileceğini düşündüm. Aynen de öyle oldu. 10 dakikada
O ağlayan Gülşafak gitti. Yerine pamuğun sayesinde gülen, ondan sonra ne bileyim işte hayatını, geleceğini konsantre olabilen bir Gülşafak geldi. Bunun için ben gene onun hakkını yemem. Gene ona burada teşekkür ederim. Ben yine de bunu... Ya ben ama yapamam Esra abla. Ama onlar düşüyor. Ben bunu yapamam. Ben bunu yapamam. Ben 5 dakika önce ağlayıp 2 dakika peki sonra gülebilen bir insanım. Çünkü hayatı nasıl tutunmam gerektiğini biliyorum. Anladın vallahi mı? Valla hayata tutunma hikayesi yapmayın. Burada ne yaşamlar var, ne hikayeler aynen dinliyoruz. Öyle. Onların asıl hayata tutunma hikayeleri tebrikler var. Burada herkesin ağzında bir hayata tutunma hikayesi falan yok ya. Asıl kahramanlar orada. Esra abla zaten demin gördük hepimiz. Kızcağız görme engelli. Neler yaşıyor, neler ediyor hayatında. Evet, o yüzden. Burada geliyor, ben diyor yine de diyor tutundum diyor. Ben onların yanında mercimeğim. Nohut bile değilim. Ben bilmiyor muyum sanki bunu nasıl olduğunu? Alihan'la nasılsınız bu durumlarda? Görüştünüz mü? Kendini anlattın mı? Alo? Biz dün çıkışta iftar yemeğine gittik. Allah Gülşafak ile. Sağ olun. Ailemle tanıştırdım Alihan'ı. Ben görmek istedim bunu. Ben gitmek istedim. Annenlerle tanışmak istiyorum dedi. Evet. Bütün ailemle zaten tanışmıştı. Ben zaten tanışmıştım. Cuma günü. Evet. Ama dün ben size gelmek istiyorum dedim. Yani gidip. Anne de tamam dedi. Aynen. Davet ettiler sağ olsunlar. O insanların tepkilerini merak ettim. Ne durumda olduklarını vesaire. Gülşafak'ın annesi, kız kardeşi, ablası, eniştesi, pırlanta gibi insanlar yani. Ben ne desem az kalır yanında. Sağ olsunlar. Sofralarını açtılar, evlerini açtılar. Onun dışında Gülşafak'la konuştuk biraz. Gülşafak yine değişiyor. Efendim? Yine değişiyor. Nasıl değişiyor? Ne dedi? Bir şey demişti. Duygularımdan emin değilim diyor. Ben buraya geldiğimde hoplaya zıplaya buradan çıkan insan duygularından emin olamıyor. 2 gün, 3 gündür neler yaşıyorsun? 2 gündür, 3 gündür. Bunu tamam ben yanında olurum. Yansıtsın bana. Okey tamam. Zaten benim görevimdir bu. Ben ona geldim. Onun için buradayım. Onun için bir şeylerin savaşını verdim. Ağzımı açmadım yeri geldi tutamadım konuştum. Ama yani bu kadar kişi bu kadar bir şey diyorsa ben de istemsiz bir şekilde artık. Esra abla zaten çıkmadan önce Instagram'da resimlerimiz vardı, onları da silmiş. Onun sebebi de şu. Sildin mi fotoğrafı? Evet, silmiş. Sildim. Yani buraya çıkmadan önce zaten. Saniyeler önce mi? Saniyeler yok, önce değil. Saniyeler önce değil, saat önce. Biz Gülşafak'la konuştuk. Gülşafak dedim, artık biz o aramızdaki samimiyeti kaybediyoruz. Gidiyor. O masumiyet yani bitiyor aramızda. Yani yıprandık açıkçası. Annem aradı beni Gülşafak gelmeden bir yarım ben saat yıprandım önce falan. Ne diyor anne? Oğlum ne düşünüyorsun dedi yani. Ne kafandan geçen ne? Sen söyle anne dedim. Benim düşündüğüm aynı şeyi söyledi. Ne dedi? Gülşafak'ın samimiyetine inanmıyorum. Aynen böyle dedi. Ve Gülşafak'a ben bunu söyledim. Annem de böyle dedim. Böyle diyor dedim. Bana el alemin lafına bakma dedi anneme. Annem böyle bir şey demişken. Ben, Esra abla ben güvenemiyorum artık. Yapamıyorum bunu. Ben bunu çok denedim. Ben orada otururken ağzımı açmadım. Evet öyle bir duruşun oldu yani ağzını açmadın, yani, karışmadın. Açamadım. Yeri geldi müdahale normal ettim. Normal şartlar altında başka biri olsa suçlayıcı tavırlar sergilerdi, agresif davranırdı. Sen tam tersi bir davranış sergiledin. Kararınız olumsuz mu? Gülşafak? Hayır Esra abla benim olumsuz değil kararım. Ben Alihan'dan şans istiyorum. Şimdi karar verme Alihan. Şimdi karar verme. Eğer vermezse de bana bu şansı, ben buradan gitmek istiyorum Esra abla. Çünkü ben çok yıprandım artık, daha fazla buna dayanamayacağım. Alihan.
Düşünelim. Ben zaten günlerdir düşünüyorum bunu. Geldiğim günün ertesi gününe zaten böyle olaylar yaşadım. Kurallarınızı koyun. Yok, düşünme artık. Bence daha fazla düşünmeye ihtiyacı yok. Bence şimdi burada söyle. Ben de ona göre yolumu çizeceğim. Zaten 5 gündür düşünüyorsun. 5 gündür ben düşünüyorum da. Yani kolay kaldırılmıyor böyle olaylar. Gülşafak, bir de beni ben, düşün. Ben bir anda geldim neyin içinde olduğunu bilmiyorum. Oradan herkes bir şey söylüyor. Düşün. Şimdi 5-6 kişi bir şey söylüyor. Ben yine senin yanında oldum. Ben o eve gittiğim için o gün senden özür diliyorum. Özür dileme. Yaptığın bir şey için benden asla hayır ben bunu kabul etmiyorum. Beddua etmeyin. İnanmasaydım insanlara. Aşk kafeye. Baş başa kalabileceğiniz tek yer şu anda orası. Hadi. Esra abla burada söylesin ama ya. Vallahi Esra abla ben daha fazla bir gün daha dayanamayacağım buna. Varsa şimdi söylesin. Gerçekten hissediyorsa şimdi söylesin. Hissetmiyorsa ne olur artık lütfen yani. Ben de haksızlık dayanamıyorum. Haksızlık değil mi? Efendim? Haksızlık değil mi? Haksızlık değil Esra abla. Bence 6 gündür düşünüyor zaten. Düşündü en sonunda bırakmaya mı karar verdi? 6 gündür... Hani gerçek duygular? Hani gerçek duygular? Hani samimiyet? Gülşafak'ı kendin tanı. Bence kendin kararını Gülşafak'ı tanıyarak kendin ver. Yani kendin onu tanı. Ki söylenenlerin çoğu sen görmediğin için iddia. Ben de görmedim. İddia olarak görüyorum. Esra abla. Burada söyle. Ben daha fazla yorulmak istemiyorum. Ya zaten bana negatif yaklaşan sensin Gülşafak. Ben sana negatif yaklaşmadım. Sürekli bana ya öyle yaklaşmasam ben niye bu kafaya geleyim ki? Niye böyle? Ben sana negatif yaklaşmadım. Niye? Ben sana negatif yaklaşıyorsam olur. Ne şurada yanımda oturabilirsin, ne burada yanımda oturabilirsin, ne benim evime kadar girebilirsin, ne annemle tanışırsın ne de ben istesem seni sokmam. Ben sokma istediğim için seni soktum. Sokma o zaman Gülşafak. İstediğim için soktum. Yani. Anladın mı? Sokma o zaman. Ha, istemiyorsan istemiyorum de o zaman. İstemiyorum. Tamam hadi eyvallah. İşte bazen o an hiçbir şey cevaplanmamalı. Zaman. Kim geliyor? Pamuk ve Tarık geliyor. Nasılsın? Pamuk ve Tarık'ı davet ediyoruz stüdyoya. Yine bir şeyler olmuş. Dün yayından sonra mı biraz sonra ekrana gelecek olan? Şimdi yayından sonra Pamuk ve Tarık baş başa konuşmak istemişler. Sonra Remziye teyze gelmiş. Evet Esra abla. Biraz ortalık karışmış. O anlar ekrana geliyor. Tamam ben nasıl zaten... konuşuruz hanımefendi size de sormayacağım nasıl konuşacağımı. Hanımefendi size de sormayacağım nasıl konuşacağımı. Aa. Ya zaten yok, burada şeydim ya. Daha aynı kareye girersen ben artık yeter. Seni bir daha uyarmayacağım. Tamam mı? Benim de annem var. Sen ne yapacaksın o zaman? Tamam mı? Tamam. Sen hakkını bileceksin. Bir kadınla bu şekilde konuşamazsın. Bir kadınla bu şekilde konuşamazsın. Ya karşısındaki 55 yaşında insan bunun terbiyesi mi var ya? Gördüğün muameleye bak. Olabilir mi böyle bir şey ya? Ya sen evleneceksin ya. Evleneceğim bir kız var ortada. Evleneceğim yüzük takmışsın ya. Bunu ilerse nikah. Ben baba nasıl götüreyim şimdi bu insanları? Aile kültürlerimiz ayrı. Anlaşma kültürlerimiz ayrı. Seviyorum, aşığım olmuyor. Evet ona karşı bir duygum vardı. Hala da devam ediyor. Bitecek eminim. Şu an kendimi yıpratıyorum. El kızı dedikten sonra zaten bende bitti. Ben el kızı lafını hak edecek ona hiçbir şey yapmadım. Ve bu dakikadan sonra niçin böyle şeyleri, ben her şey tamam dediğim için mi? Eski nişanlısına buraya gelmeden önce yüzük takılmış. Aynı ilgi, aynı şekilde. Bana nasıl ilgi işte yatlarda, katlarda, yemekler, onlar, bunlar, her yerde ilgiler. Bir onda ben zaten ne oluyor dedim ya. Bir dur, bir tanıyayım. Ben daha Tarık tanıyamadım ki.
Tarık nasıl bir insan? Altınlardan, yatlardan, katlardan bana fırsat vermedi ki Tarık'la görüşmeme. Maddiyatla, onunla, bununla herkes para kazanıyor efendim. Herkesin yani cebinde parası var. Tek bizde, tek onlarda yok ki. Her şeyi parayla da gördüğünüz gibi, yani gözüm boyamakla da olduğunuz gibi olmuyor. Tamam ama benim anlamadım, Yangıl'dan mal mı kaçırıyoruz biz? Babam zaten layık görseydi, buyurun gelin efendim diye evimize ağırlardık her türlü. Yani tam aramız bir şey oluyor, tak bağlanıyor işte altınlar. Tak işte yatlara gönderiyor, tak yemeğe gönderiyor. Ya efendim tamam, niye bu kadar hızlı, Yangıl'dan mal mı kaçırıyoruz? Babam hepsine aynısını söylüyor. Ama ben ayrım karşıma alamam. Bunu artık anlasınlar. Benim için abi her şey tamamen Pamuk Hanım'ın anlayıp dinlemeden, çıkışta hiçbir şekilde annemin ya da benim suratıma bakmadan stüdyodan çıkıp gitmesi ve aynı zamanda hafta sonu eve gider gitmez kendini buna hazırlayıp da bütün fotoğrafları o Instagram'dan silmesi, sosyal medyadan silmesi ve herkese resmi olarak benim Tarık denilen şahısla ilişkim bitmiştir diye açıklama yapması tamamen benim kafamda da Pamuk Hanım'ı tam anlamıyla bitirdi. Zaten ben ailemin kesinlikle üzülmesini, yıpranmasını istemediğim bir ilişki yaşamak istiyordum. Fakat o kadın buraya geldiğinden beri en az 4-5 sefer Pamuk Hanım yüzünden ağladı. Bugün de olduğu gibi. Yani o kadın bugün burada, hiç kimse, hiçbir şahıs o kadına bu kadar ağlatamaz. Kesinlikle artık sevgini anla hiçbir şey yok içinde. Benziye Hanım, bu gözyaşlarınız neden? Neden? Çok üzdüler, çok üzüldüm. Ben ne yaptım ki? Ben anne dedim, anneciğim dedim, bir de anneciğim çıktı ağzıma. Sen beni gördün orada da. Böyle ikili oynananın ben şoktayım, şoktayım. Hanımefendi dışarı çıkar mısın? Burası senin babanın malı mı tapulağı? Ne biçim şey bu böyle? Ben bunları hak etmemiştim. Pamuk'un yaptığı... Bilmiyorum, programda başka yüzünü gösteriyor, burada başka yüzünü gösteriyor. En çok kırıldığınız nokta ne oldu? Kırıldığım nokta, yani doğruları söylemediği, bir de bana emirli konuşması. Aslında anneciğim diye kelimeyi konuşmuyor ama programa girince anneciğim diye ben konuşuyorum diyor. Peki sizce daha dün birbirinizle çok yakınken... Yakın. Bu raddeye nasıl geldi? Evet, yakınken hep ben bu çabayı vermiştim. Aslında ben ilk yemek çekimine gittiğimizde buna şeyini vermiştim. İyi ki de gelmişim. Evlenecek bir kişi olmadığını gördüm ben. Evlenecek kişi olmadığını gördüm. Peki oğlunuzu eleştirirseniz? Oğlumu eleştirsem, onun da sinirli yapısı var. Ama sevdiği insana çok değer verir. Barışsalar onay veriyor musunuz? Ben barışmalarını istemiyorum. Yok. Böyle tarzda eşimin yanında da konuşursa bu sefer bizim yuvamızda sallantı olur. Cık. Hayır. Gülşefak geldi direkt bana sarıldı. O da dedi ya siz çekilir misiniz? Biz şu odada konuşacağız. Ya, bir konuşma şeyi vardır. Üslubu vardır. Ben istemiyorum. Asla ama asla istemiyorum. Asla. Evet. Şimdi Esra abla izninizle Pamuk Hanım konuşsun. Ben de son noktayı koyacağım. Konuşacak bir şey yok. Buyurun. Evet, ne oldu? Dinliyorum. Beni kimse tehdit ederek konuşamaz Esra abla. Yok. Sen bir... Ben Pamuk Hanım, evet. Sen bittin, sen bittin de nasıl bir tehdittir bu? Dinliyorum Pamuk Hanım. Hayır, konuşun, olayı sadece anlatın. Tehdit edemezsin beni. Tamam. Okey. Yo, ben sadece haddini bileceksin. Tehdit ederek bildiklerimi konuşamaz. Söyleyeceğim diyorum. Beni kimse tehdit ederek konuşamaz Esra abla. Bak bildiklerimi yani söyleyeceğim. Sen ikinci seyrek ne diyebilir? Esra abla bir şey söyleyeceğim. Ne diyebilirsin? Bilmiyorum ya, bir şeyim, sen bittin, bunları söylemeyecektin, bunları yapmayacaktın, ben bunları etmeyecektin. Ben öyle bir şey demedim. Yani burada yalan söyleme. Ailesi, bunu herkes görüyor. Programı katamadan önce bir kıza da yüzük taktı. Bana da yüzük taktılar. Ben dedim ki zaten kafamda soru işaretleri. Önce eski nişanlım. Bu seni ne ilgilendir? Eski nişanlım değil. Tamam, olabilir. Sevgililer gününde alınmış bir hediyeydi. Hayır, yüzük takılma vardı. Ya Esra ablam,
Hayır, yüzük takılma vardı. Tamam. Taktınız. Pamuk Hanım, buraya gelmeden size de evlenme teklifi edilip yüzük takıldı mı? Hayır, takılmadı. Takılmadı. Yüzük takılmadı. Bunu dışarıda Nişantaşı'nda yazarken Serhat da buraya gelebilir. Söyledin mi? Nasıl? Nişantaşı'nda bana da evlenme teklifi etti. Çok zengin bir insandı. 3 yıl boyunca. Söylemedim. Söylemedin. Evet. Benim gerçekten 3 yılım zaten sevgilim vardı burada. Tebrik ediyorum. Tamam, bir dakika. Serhat da gelebilir, bunu tamam, söyleyelim. Serhat da gelsin. Sen dedin ya çok Esra, büyük bir çok ucuz büyük oyunlar. Bir yüzük, çok evet çok var. Ucuz oyunlar. 3 yıl boyunca çıkmıştı. Evet. Ve gerçekten Allah'ım yüzük hediye etti. Yıl, evlenme buçuk teklifi aldım diye. Serhat Bey de burada. Serhat Bey de söyleyebilir. Ne zaman söyledi? Aynısını o yaşadıysa benim de bunu burada dile getirmesi o kadar vahim bir durum ki. Hayır, bana söyledi. O an hatta 4 kişiydik. Serhat da oradaydı. Serhat Bey de gelip bunu söyleyebilir. Sen beni arabana aldığın gün işte o insanla ben tartışmıştım, kavga etmiştim. O olaylar olmuştu. Sen programdayken, 4 sene önceki ilişkini görüşüyordun yani. Ya 4 yıl öncenize girersen o vallahi biliyorum. Yani Esra abla burada bunu dile getirmiş. Onun eski nişanlısından bahsediyoruz. Evet, bahsediyor da kendisi de buraya dövme işte yaptırmış koskoca vesaire. Koskoca bir yüzük. Dövmeyi yok göster. Buradaydı, kapattırdım. Tamam ama yaptırdın mı? Yaptırdım. Bundan sana ne? Sana ne? Yani anladın? Bir şey söyleyeceğim. İşte benim 3 yıllık eski sevgilim çok zengindi. Bana işte koskocaman taşlı bir yüzük aldı. Yok, bak, vesaire vesaire. Ya, gerçekten Esra'da. Pamukçum. Ayıp ya. Bunların Esra, hepsine. Bir şey söyleyeceğim. Sen onun eski sevgilisinin dövmesi olduğunu niye söylüyorsun? Ya niye söylüyorsun? Kapatmış, ha? Bitmiş. Ne var burada? Esra'nın. Çok kötü bir şey mi yapmışım? Remziye teyzeciğim. Teyzem, daha da evet çok konuşmak ucuz şeylerle geliyorsun diyor. Niye onu dün açıklamasını yaptın? Sen i̇şte nasıl geldin madem? İşte başka sığınacak hiçbir şey yok. Ya ben sizi zaten aradım zaten böyle bir durum şey var yok mı diye. Hiçbir şey yok. Ama yani ben ne dedim ben sana? Biz bundan bilinçli değiliz. Ben hiç kızı tanımadım hayatımda dedim. İşte anneciğim ama senin söylemen ama sen bile dün yetmiyor. Yani şimdi o sen kafasında bir şeyi planlıyor. Aradın, başka dedim, çünkü savunabilecek hiçbir şey yok. Yok, bir hafta önce. Bir hafta önce. Biz daha Tarık'la yeniyken. Esra yani ablacığım şunu bana da belirteyim. Bana söyledi, ben böyle kızım bir şey yok dedim. Evet, İstersen şunu da belirteyim. Eski nişanlım değil. Sadece sevgililer yönünde onun sevdiği bir yüzüğü hediye almıştım. Bu zaten programa gelmeden 5 ay önce olan bir şey. Pamuk Hanım'ı değil, kimseyi ilgilendirmez. Ben erkek adamım, 31 yaşındayım. Tabii ki de ciddi bir ilişkim olacak. O da kadın olacak gibi kadın. Tabii yani ki de hediye alabilecek. Hayatı. Yani bunu burada dile getirmesi o kadar vahim bir durum ki. Ve ben bunun aynısını dile getirdiğimde Allah yukarıda şahidim, Ramazan günü yemin ediyorum ki bana bunu söyledi ve şu an yalanlıyor. Ben gerçekten kendisinden korktum. Tebrik yalanlamadım. Ediyorum. Niye? Yok. Yani niye sen aldın, oynamaya takıyorsun yüzük aldın, ya? Yüzük aldın. Ya benim karşıma öyle de oynama bak bunları yapma. Sen yapıyorsun sevmiyorum şu an. Sevmiyorum bunları. Pamuk niye bunları deliriyorsun? Bunları sevmiyorum. Niye deliriyorsun? Sevmiyorum. Evet, evet. Sen var gerçekten sana diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Evet, Allah söyle. Kurtarmış diyorum sadece. Evet. Şunu da belirteyim okay, Esra abla. Dün yani bir adım ileri gidemediniz, geri geri mi sardınız? Yok ya, yok kesinlikle Pamuk Hanım'la artık öyle bir ne şey Allah olamaz. Kesinlikle ya. Allah kurtardı. Yani gözümün içine baka baka burada yalan söylüyor. Allah yukarıda şahit. Allah hepsini biliyor, yani görüyor. Yani nesini yalan söyleyeceğim? Yalana mı ihtiyacım arkadaşım, var benim? Bunları ben uyduruyor muyum ya? Uyduruyor ya muyum? Sen söyledin bunları ya, bana ya. Ben taliplerimi arayayım ya. Vallahi sıkıldım ya, artık ya. İşine gelmeyince taliplerimi arayayım. Çok sıkıldım. Çünkü klasik Pamuk Esra abla. Laf yetiştiremeyince ve evet, doğrular açığa çıkınca ben taliplerimi arayayım. Ben o zaman ben yorum yapmıyorum. Niye arkadaşım? Niye sen söylüyorsun? Tamam istemiyorum. Ben yanlış demiyorsun. Anladın yanlış mı? Demiyor musun? Ya sen işte millet herkes ne olduğunu biliyor, sen merak ya, etme. Ya neyin ne olduğunu biliyor ya, Allah'ım ya. Merak etme neyin ne olduğunu ya, biliyor. Ya neyin ne olduğunu artı biliyor. Esra ya. Muhatap olmak istemiyorum. Annem odaya geldi, dedi ki beni dedi sen aramışsın dedi. Ya bir şey de dedi. Yapmıyorum, yapsam keşke Esra abla, bak ya yapsam bu kadar dert etmeyeceğim ya. Ya sen hiç Allah korkunda mı yok, lütfen gözünü seveyim ya. Of of. Yani burada gerçekten Pamuk Prenses rolleri işe yaramıyor. Ya ama. Anladın? Ya ben oralarda değilim, ben o rollerde de değilim. Sen anlamışım. Tamam, burada bir tek tamam. Rol oynayan sensin ya. Ağlama, ağlama, sensin. Ağlama. Sensin, ağlama, burada numara yapan anladım. Sensin. Dışarıda ağlama. Farklı olan sensin. Ağlama. Burada numara yapan sensin, ben numara yapmıyorum. Başka neresi niye farklı? Bir şey söyleyemiyorsun? Allah Allah. Başka niye bir şey söyleyemiyorsun? İki kelimeden dışarı çıkamıyorsun. Çıkamıyorum evet. Çıkamıyorsun işte. Çıkmak da istemiyorum. Neresi farklı? Allah. Nerede oyun oynadı onu ya, söyler misin? Ya tamam Remzi Hanım, gerçekten ben çok sinir olmaya başladım. Yani son dün insana sen çık şuradan işte sen ya bu odada. Ya çık şuradan demedim Esra. Öyle durma. Söyledin. Öyle söyledin. Sen ay yemin ederim sen kafayı sen yiyeceğim. Bu saatten sonra evet. Ben sana evet. İşte açıklama yapmak zorunda mıyım? Evet. Hepsi gördü. Evet.
Herkes gördü. Hatta kamera da açıktı ve bütün ekibimiz oradaydı. Ya benim de konuşma usturubu mu öyle? Ben bu saatten sonra sana laf söylemek zorundayım. Ya 55 yaşındaki kadın ya. 55 yaşındaki kadın ayıptır ya. Usturubu olmaz. Üst üste konuşuyorsunuz. Arkadaşımla konuşmuyordunuz. Remziye teyze gelince siz çıkın mı dediniz? Ya yok Esra abla, ben Tarık'la hafta sonunda da içimde birikmiş. Gülşah Hanım da bana söylemiş oldu. Bir sürü soru işaretleri birikti. Bari son kez de konuşayım. Bundan sonra hani olacaksa olsun her şey. Hani bitsin. Yani en azından pişman olmayayım. İşte sende soru işareti var. Bende koskoca bir ünlem var. Aramızdaki fark o. Hani sen bitirmek istemiyordun, şimdi böyle geri vites yapıyorsun? Ben her şeyi gördüm. Bu saatten sonra böyle bir insanla devam edersen ben aileme de kendime de yazık etmiş olurum. Kusura bakma. İşte böyle. Esra abla böyle. Efendim? Konuşacak hiçbir şey yoktur Esra abla ya. Yani anneme karşı... Gülşah Bak da belki de doğru söylüyor anneme bana. Anneme karşı birisi Gülşah çıkıp da orada... Gülşah Bak da belki doğru söylüyor. Ben sana bu saatten sonra böyle bir açıklama yapmak zorunda ya, değilim diyemem. Ya tamam değilsin de o zaman ne konuşuyorsun arkadaşım? Niye geliyorsun konuşuyorsun? Hoşuna gidiyor çünkü. Allah Allah. Ne bir kadar şey güzel. Bağırarak bir yerlere gelebileceğini mi düşünüyorsun? Eda hala seviyorlar mı sevmiyorlar mı diyorsun ya? Allah Allah konuşma o zaman ya, konuşma. İki dakika önce ağlıyordun, şimdi gülüyorsun. Konuşma. Evet öyle, o yüzden tercih ettim beni zaten. Şimdi yine tamam, ağla. O yüzden ağla tercih ettim. Değişik bir insan olduğum için tercih tutulur ettim. Belki, ağla. Anladın mı? Neyi tutulma sen? Bak benimle böyle bu şekilde konuşamazsın Tarık. Ben seninle saygısız konuşamazsın. Bir şekilde konuşamazsın. Tutulur mutulur ne tutulur? Ya sen bir kere bana laf yetiştiremiyorsun. Sadece neyi bağırarak, sadece işte aklındaki fikrindeki zihnindeki. Bir şey söyleyeceğim, neyi kavgasını yapıyorsunuz? Ben de bilmiyorum ki Esra. İşte bilmiyor. Neye kavga ettiğini bile bilmiyor. Ben biliyorum Esra abla, ben açıklamasını yapabilirim. Çünkü o mantıksız bir şekilde bağırsın, sadece yaptığı şey o. İşte sen bana şöyle yapıyorsun, sen bana... Çünkü yapacak bir açıklaması yok. Bu zaten zorda kalan psikolojikman, gerçekten psikoloji okuyan ya da psikologlar okudum varsa... Okudum ben, okudum. Okuduğunu hiç düşünmüyorum. Evet, böyle bir şey, eğer bir insan karşınızda bağırıyorsa, bas bas bağırıyorsa ve hiçbir şey ifade edemiyorsa... ...bu insanın yalan söylediği ya da çaresiz kaldığı anlamına gelir. Ya ne yalanı, Allah'ım çıldıracağım Esra'la, ne yalanı diyor bu ya? Ya neyin yalanını söyleyeyim ben? Ya ne yalanı söylesene ya? Ya bugünkü günüm benim yalan galiba Esra abla. Allah beni imtihan ediyor ya, oruçlu, yemin ederim ya. Arkadaşım, bak yemin ederim, Allah bak yolunu açık etsin. Susun anne, neredesin Allah aşkına? Sen evet, bana dün burada bir şey diyordun. Bir ben bıktım Remziye artık ne dediniz ablacığım? Arkadaki abla bir şey söylüyor Remziye teyzeye. Buyur ablacığım. Senle güzel kavga eder dedi. Senle bana güzel kavga eder mi? Ne demek o? Teyzenin fantezi evet dünyasına gel. Kayınvalide gelin. Yani Esra Hanım dışarıda bana yorumlar. Döver bile dedim. Efendim? Evlendikten sonra döver. Evet. Ne? Evlendikten sonra? Döver bile dedi. Yok estağfurullah ya. Kimi döver? Ben şiddete karşı bir insanım olur mu ya? Tövbe tövbe. Yani bir insan zaten Esra abla gerçekten 50-55 yaşındaki bir kadına... Esra Hanım ben ya çok... Ya bağır şimdi benim karşımda konuşamazsın diyebiliyorsa... Remziye teyze bütün herkes dönseler, duysun burada, bir kötü bir şey değil bu. Yani... Arkadaşlar Allah rızası için dönseler, şimdi böyle kavga ettiler ya, birbirlerini yediler rahatladılar sonra. Dediler ki biz vazgeçemiyoruz birbirimizden, ne yaparsın? Ben öyle bir şey demem ama. Valla Tarık burayı yerleşsin, ne yaparlarsa yapsınlar. Evlatlıktan reddederim diyorsun. Reddetmem. Ne diyorsun ya? Ama o bir tane evladım. Bir tane evladım. Bir tane evladım. Gerçekten bak. Ama konuşmaz mısın? Şur dengem lütfen pamuk. Tamam, ama lütfen. Şimdi pamukla ben yapamayacağımı anladım. Evet. Yapamayacağımı anladım. Ben de anladım. Yani kimse hiç şey yapmasın, kızmasın. Olmayacak. Vallahi benimle yapamayan olmayacak dünyada hiç kimseyle yapamaz. Ama siz evlenmeyeceksiniz. Çok komik ya. Ama çok komik. Şöyle bir şey. Benimle yapamayan dünyada hiç kimseyle yapamaz vallahi. Tarık kaldıramayacağını biliyorum. Anladım. Evet. Tamam yani ben seni ararsın zaten. Çok dert etme. Bir saniye teyze buyur ablacığım. Tarık'ın annesi diyor ki ben pamukla yapamayacağımı anladım. Şimdi buyurun. Burada izlerken Tarık şu anda karar vermiş, bitirmiş, çok rahat. Bir şeyleri kendine ispatlamış. Ama pamuğun savunması bana çok enteresan geldi. Çünkü pamuğu yok. Başka zamanları da savunma görüyoruz. Yani savunsam mı, savunmasam mı? Kendi şeyleri, hatta şöyle bir cümle kuruyor ya. Ya ben böyle usubum. Saklıyor sonra benim usubum bu olmaz pamuk. Hangi konuda hanımefendi?
annesi az hanım, önce... dedim ki biz ikimiz özel bir şey konuşacağız. Birazdan. Evet belki benim söylemem doğru değildi. Ama uslu, bak ne güzel diyorsun. O da Cüneyt Bey dedi ki önce ama sizi anne, alacağız. O anne. Sonra onu alacağız. Hanımefendi ben de konuşurken birazcık naif konuşuyorum. Yapacak tarzım. Naif. Belli ama şeyleri kullanıyorum. Naif. Çok giremez. Kendini törpülemen evet, lazım. Yani evet, bunun arkasına saklanarak ben böyleyim. Beni böyle kabul edin. Yok. Tamam, o zaman sen de Tarık'ı öyle kabul edeceksin. Tamam öyle mi söyledin? Teyzeciğim, ellerinizden öpüyorum. Çok iyi bir izlemcisiniz. Çok teşekkürler. Öyle mi söyledin sen bana? Bir saniye Remziye teyzeciğim. Şu an oruçluyum var. Kafam ağrımaya başladı artık. Bak çok kaçıyor. Benim oksijen gitmiyor yine. Bir şeyler olunca çok kaçıyor. Yani sizin tamam, kalbinizi diyorum, kırdı mı? Tamam. Çok kırdı. Çok. Konuşma stilleri çok farklı. Esra abla yani ben bugüne kadar anneme sen demedim. Açık söyleyeyim. Çok farklı konuşma stilleri. Tamam ben bir şey demiyorum. Bittiyse... Onda ben zaten Tarık'la bir şey söyleyeceğim. Tarık tamam Tarık'la da Tarık'la bitti. Evet. Ne çok ama... Talip meraklısıymış bu da. Harbiden yani. Harbiden. Sen keşke 3 gün önceden aramaya başlasaydın ya. Yani Esra abla şöyle bir şey söyleyeyim. Aşığım, seviyorum, hala unutamadım diyor. Ben netim yine. Ben bitirdim diyorum. Tamam sen aşığım sevmiyormuşsun diyor. Ne yapayım şimdi? 2 dakika sonra da tam ben yine taliplerimi arayayım diyor. Ne talipmiş arkadaş? İnşallah. Gelin arkadaşlar. Vallahi şunu birisi alıp götürsün gelin yani. Vallahi gelin. Buradan annelere sesleniyorum. Buradan ekran başındakini oruçluyum Esra abla. Son bir saat kaldı. Esra abla yok. Gidiyor. Bence evlilik çok ciddi bir müessese ve bence yani ben evli ciddi zaten olduğu kadar Pamuk da ciddi olsa şu ana kadar evlenirdi diye düşünüyorum ben. Teşekkürler ay, arkadaşlar. Öf, sanki sen çok iyi. Ben 31 yaşındasın. Ben daha 26 yaşındayım. İşte benim yaşım geldi. Ben evliliğe hazırım istiyse yani. Ben daha var demek ki sana göre. Neyse ya şimdi bu konuları niye giriyoruz bence biz şimdi? Bence taliplerini de arama artık. Var evli, sana, evlenmene var. Hayır bana var da sana yani. Neyse Pamukçuğum. Neyse ben... Allah yolunu açık etsin. İnşallah yarından itibaren bir saniye, iyi taliplerin teyze gelir. Amin sağ ol. Esra abla ne yapalım? Ne söylemek istiyorsun? Ya en iyisi ayrılmaları. Evet evet taliplerimi yani. Taliplerimi bekliyorum. Ay kızacağım. Ya insanların gözünde kısa daha da şey yapma. Ya ne o zaman ne yapayım ya? Ne yapayım? Ne yapayım? Annen istemiyor. Sen istemiyorsun. Ne yapayım ben şimdi? Yok. Anne istemiyor beni. Bir dakika. Anne beni istiyor musun? İstiyor musun? Anne mi diyorsun? Hayır. Yani hayır. Talip seni arada daha dur dakika bir gol bir. Yarına kadar bekleyişliyse. Yayına Remziye Hanım diye girip anne diye bitirmek pamuğa has bir şey. Yarın görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.